Efendim iyi akşamlar. Seslerin değil fikirlerin yükseldiği tartışma programı Fikir Meydanı'ndasınız. Bugün 18 Kasım 2020 günlerden çarşamba, saatlerimiz 20.30'u gösteriyor. Türkiye'de iç siyasetin gündemi hayli yoğun, nabız yüksek atıyor, tansiyon hayli yüksek. Açıklamalar birbiri ardına geliyor. Siyasi parti liderlerinin birbirlerine yönelik suçlamalarında doz giderek artıyor. Bu dozun, bu tartışmanın gündem maddesi ise yapıldığı iddia edilen anayasa taslak görüşmeleri. Bugün önemli bir görüşme vardı siyaset kulislerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiler. Basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Basın mensuplarının gündeminde de elbette anayasa taslak çalışmaları vardı. Kılıçdaroğlu bir kez daha anayasa çalışması yapıldığı iddialarını reddetti. Gündem yeniden alevlendi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde elbette diğer siyasi parti liderleri de vardı. Özellikle Cumhur İttifakı'nı hedef aldı ve sert sözlerle eleştirdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi. Tabii Davutoğlu'nun da söyleyecekleri vardı, söyledikleri vardı. Konuşacağız. Ümit Özdağ'ın açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Malumunuz pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi günü İYİ Parti'den ihraç edildi. Disiplin Kurulu tarafından Ümit Özdağ ve iddialarını sürdürdü. Peki neydi o iddialar? Siyasette, iç siyasette ittifaklar arasındaki durum nereye doğru gidiyor? Bu akşam kalabalık bir kadroyla konuşacağız efendim. Hemen konuklarımı selamlamak isterim ve izleyicilerimize tanıtmak isterim. Hepsini de bir karşımda şöyle göreyim. Hoş geldiniz beyler diyeyim. Lütfen beni bu gece yormayınız. Tek kadının burada, bana yardımcı olunuz. 25. dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Doktor Uygar Aktan uzun bir zaman sonra bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Aktan. Merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Gazeteci Nazif Okumuş da şu anda karşımda, meslek büyüğüm. Sayın Okumuş, size de iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Şaban Sevinç, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinem Hanım, merhabalar. Merhaba, merhaba. Konsensus Araştırma Başkanı Sayın Murat Sarı, sizlere de merhaba diyelim. Merhabalar Sinem Hanım. Merhaba efendim ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nusret Senem de karşımdaki son konuğum. Sayın Senem, sizlere de saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Nasılsınız? Saygı bizden, herkese iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar diliyoruz. Efendim, yani gündem hakikaten aynı konu üzerinde yoğunlaşarak devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce Ümit Özdağ çok sert bir çıkış yaptı ve partisinin içerisinde FETÖ'cü kişiler olduğunu söyledi, isim verdi, hedef gösterdi. İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'yu işaret etti. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Özdağ'ın yaptığı açıklamalar arasında bir anayasa taslak metni çalışması yapıldığı iddiası da vardı. Ortalık o andan itibaren karıştı. Sayın Kılıçdaroğlu arka arkaya açıklamalar yaptı. Son yaptığı açıklama bugün itibariyle Millet İttifakı'nın 4 üyesi olarak ilkeler üzerinde bir görüşme yaptık ama bir taslak bile, bir metin bile hazırlanmadı dedi. Sayın Sevinç, sizinle başlayalım. Ne diyorsunuz bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için? Buyurun. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu bu ısrarla HDP ile yeni bir anayasa taslağı hazırladıkları iddiasını reddediyor. Bunu kabul etmiyor ama gerek İbrahim Kaboğlu gerekse Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte geçtiğimiz yıl televizyonlarda yaptığı açıklamalarda böyle bir anayasa çalışması yaptıklarını duymuştuk. Bu da zaten bu tartışma sürecinde son işte 5-10 gündür gündeme getirildi, tekrar anımsatıldı ama Sayın Kılıçdaroğlu onu bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kabul ettiği ya da işte elimizde böyle bir hazırlık var, böyle bir taslak var diye gündemlerinde tuttuğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir anayasa taslağı olarak görmediğini ilan ediyor. Evet. Ve yani bugün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile, yani geçmişte 2018'de yapmış olsalar bile, ki öyle bir çalışma yapıldığı görülüyor, İbrahim Kaboğlu'nun açıklamaları da o yönde, ama bugün itibariyle o çalışmayı hani bizim taslağımız, bizim anayasa teklifimiz diye sunmuyor ve hani sahiplenmiyor diyelim. Dolayısıyla hani bence
Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı elbette ki var. Özellikle işte hukuk devletinin ve işte güçler ayrılığının ve parlamenter sistemin hakikaten güçlendirilmesi ve Türkiye'nin yeniden demokratik sistemin ayakları üzerine oturtulması için. Ama bunun hani sadece CHP, HDP, İYİ Parti değil, daha geniş bir mutabakatla işte Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, yani parlamentoda grubu bulunan bütün partilerin katılımıyla tüm toplumun benimseyeceği şekilde yapılması gerekiyor. Hem de bir an önce yapılması gerekiyor. Belki bu tartışmalar Türkiye'nin demokratik bir anayasaya olan ihtiyacını güncellemesi ve işte anımsatması açısından önemli oldu diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim Sayın Sevinç. Böyle kısa bir özet geçtiniz. Zaten ilk turda yapmak istediğim de buydu. Tüm konuklarıma yaklaşık 5'er dakika vermeyi düşünüyorum bugünkü açıklamalarla ilgili. Ve lütfen birbirinize istediğiniz zaman müdahale ediniz. Yani söz kesme babında değil tabii ki ama belirtmek istediğiniz hususlar varsa lütfen söz vermemi beklemeyiniz diye de tüm konuklarıma buradan bir kez daha söylemiş olayım. Şimdi Sayın Aktan. Bugün Sayın Sevinç'in de dediği gibi Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var dedi Kılıçdaroğlu. Var ama biz böyle bir görüşme, biz böyle bir çalışma yapmadık. Sadece ana ilkeler üzerinde konuştuk, görüştük dedi. Bir de şunu söyledi. Türkiye'nin yeni bir siyasal sisteme de ihtiyacı var diyor. Katılıyor musunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerine? Yani Türkiye'nin gerçekten şu aşamada ve hatta bu tartışmaya ihtiyacı var mı gerçekten? Şimdi bu iki ittifak, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki çekişmenin özünü zaten bu sistem belirliyor. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi. Hükümet sistemi dediği iktidarın, Cumhur İttifakı'nın ve güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem dediği Millet İttifakı'nın. Bu da dolayısıyla anayasal bir konu. Zaten orada bir değişiklik yapılarak bu yeni sisteme geçildi. Ve en başından itibaren de Millet İttifakı'nın bir araya gelmesinde kilit hedefi teşkil eden parlamenter sisteme dönüş ama iyileştirilmiş, kendi deyimleriyle güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme dönüş. Dediğim gibi bu bir anayasa konusu olduğuna göre Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin bu konuyla ilgili bir araya gelip görüşmeleri olağan. Yeni bir anayasaya veya yeni bir sisteme ihtiyaç var mı sorusuna gelince bunu zaten Cumhur İttifakı'nın kendisi de yeni sistemle ilgili bir takım eksikliklerin, kusurların olduğunu dile getirmişti. Bunun mükemmel olmadığını, altının doldurulması gerektiğini Cumhur İttifakı tarafı da dile getirmişti. Dolayısıyla bu konuda çok şaşılacak bir şey görmüyorum ben. Yani Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu hedef parlamenter, iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüş ise bunun da bir anayasa değişikliği gerektireceği düşünülürse bunun kendi deyimleriyle ana hatları üzerinde görüşmeleri doğal. Bunda çok şaşılacak bir şey görmüyorum ben. Tabii içeriğini ve ayrıntılarını bilirsek o zaman daha sağlıklı bir tartışma yapabiliriz o konuda. Ama bunu görüşmek üzere bir araya gelmeleri, temasta bulunmaları çok şaşırtıcı değil. Peki, teşekkür ederim Sayın Aktan. Size de bir virgül koyalım o zaman. Sayın Okumuş, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu 22 Haziran 2018'de Tele 1 televizyonuna verdiği bir röportajda böyle bir anayasa taslak metin çalışmasından bahsediyor. Evet yapıyoruz diyor, böyle bir çalışma yapıyoruz diyor. Tam da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine denk gelen bir çalışma tarihi bu tarih. Ardından hatta şöyle söylüyor, hemen ana hatlarını da aktarayım. Dört parti kendi aramızda bir araya geldik. Millet İttifakı'nı oluşturan dört parti bir araya geldik ve ana ilkeler üzerinde bir çalışma yaptık diyor. 15 Ekim 2020 tarihinde yani yaklaşık bir ay önce yapmış olduğu açıklamada da böyle bir çalışma yok diyor. Şimdi bugün de kendisine sorulduğunda
şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki onunla yapmışız, bununla yapmışız, Ali ile yapmışız, Veli ile yapmışız. Aynen bu tabiri kullanıyor. Bunlar önemli değil. Sonuçta zaten biz böyle bir çalışma yapmadık diyor. Sayın Kılıçdaroğlu acaba bunu doğru ifade edemedi mi size göre en başından beri bu anayasa taslak çalışması ile ilgili süreci ve farklı açıklamalar yapıyor gibi geliyor mu size? Evet, farklı açıklamalar yapıyor gibi geliyor. İşin doğrusu bu. Ama bunun benim durduğum yerden iyi niyetli bakıyorum ve bir anlamı var. Bir bu yani bilmece gibi bir iş ama neticede bir izahı vardır diye düşünüyorum ve ben izahı şimdi sayın şahsınızda izleyenlerimizle şöyle paylaşmak istiyorum. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce belli ki taraflar bir araya gelmişler ve taraflar bir araya geldikleri zaman Sayın Kabaoğlu'nun başkanlığında veyahut da onun önderliğinde, onun biraz da yaş olarak ve bu bileşenler olarak Cumhuriyet Halk Partisi orada ağırlıklı bir kısmını da oluşturduğu için onun önderliğinde bir araya gelmişler. Sayın Kabaoğlu, bir kere burada bir parantez açalım. Sayın Kabaoğlu kimlik olarak, kişilik olarak ve losyon olarak öteden beri Türkiye'de anayasa çalışmalarında sözü olan insanlardan bir tanesi ve bu işlerde çok önemli merhaleler kat eden ve çok hemen hemen her çalışmada bir şekilde düşüncelerini gündeme getiren ve çeşitli mahfillerde de bunu kamuoyuna paylaşmaya çalışan bir insan. Kaldı ki içinde bulunduğu vakıf ve derneklerle de ayrıca siyasetin dışında da bunu toplumsal katmanlarla paylaşmaya çalışan ve kendisine göre bir takım hassasiyetleri de kendince hassasiyetleri olan birisi. Şimdi daha önce Sayın Kabaoğlu belli ki bir takım çalışmalar yaptı. Belli ki değil, bu kesin. Yaptığı çalışmalardan bir tanesini bir ön çalışma gibi başlıyor. Bu adını verdiği kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi olarak, onun dışında da İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin temsilcileriyle paylaşıyor. Evet. Ve orada birkaç toplantı oluyor. Belli ki bu birkaç toplantı, niye böyle söylüyorum? İyi Parti de tarafından Sayın Ümit Özdağ'ın ortaya atmasıyla beraber gündeme gelen bu meselede İyi Parti'den özellikle iki arkadaş konuyla ilgili düşüncelerini paylaştılar. Bir tanesi Sayın Nuri Okutan. Bu toplantıya bir kere katılmış. Sayın toplantılara katılan kişi olarak Sayın Ümit Özdağ Nuri Okutan ismini verdi sadece de. Daha sonra Nuri Okutan'dan yine İyi Parti içerisinde milletvekili olan diğer Bursa milletvekili büyükelçi şu anda Erozon'u da ismi gündeme geldi. Ve dolayısıyla Erozon'a atfen de İyi Parti'den onun da toplantıya iki sefer katıldığına dair bir açıklama gördük. Yani üç defa bir araya gelinmiş gibi gözüküyor. Bu İyi Parti'den dediğim gibi çıkan ifadelerden benim sayın izleyenlerimizle şahsınızla paylaştığım toplantı sayısı. Daha fazla olur mu onu zaman gösterebilir. Yani başlangıç itibariyle yapılmış bu toplantılarda belli ki bir araya gelinmiş, gündeme gelmiş ama bu bir hazırlığın ötesine geçmemiş diyebilirim iyi niyetle bakarsam. Çünkü mesela İyi Parti adına oraya katılan Nuri Okutan ilk toplantıya katıldıysa belli ki Nuri Okutan'ı tanırız. Nuri, insanların yaptıkları bizim için bir işarettir. Nuri Okutan'ın vali olarak maliyet memuru olarak başladı ve daha sonra kaymakamlık, vali yardımcılık, valilik, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerdeki fonksiyonları itibariyle ortaya koyduğu üslup ve tavır onun özellikle anayasanın başlangıç maddeleriyle ilgili en az bizim kadar, benim kadar en azından veyahut da onların değiştirilmez hassasiyeti taşıyanlar kadar, ilk üç maddeyi kastederek söylüyorum, hassasiyet taşıyan bir insan olarak bilirim. Dolayısıyla Sayın Okutan'ın daha sonra kamuoyunda Sayın Ümit Özdağ'ın paylaştığı notlarda görülüyor ki ilk üç maddede de işte Türk
maddesiyle, Türk ifadesiyle ki oynanmış, onunla ilgili de yani bir takım çalışmalar yapılmış gibi gözüküyor. Evet. Ona en azından İyi Parti'nin temsilcisi olarak Nuri Okitan'ın kesin kes tavır koyacağına yürekten inanıyorum. Koymazsa zaten Türkiye bitmiş diye derim. Bunu da bir parantez açayım. Dolayısıyla bu bir çalışma başlamış. Ama bu çalışma devam etmemiş anlaşılıyor. Devam edip bir yere gelmemiş. Bu çalışma seçim arifesinde böyle olmuş. Neticede bu seçim arifesinde böyle olmuş da bunu hafife mi alırım? Hayır. Yani anayasa Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla, Cumhuriyet'in değerleriyle ve Türkiye'nin kuruluş kodlarıyla ilgili aleyhde olan her şey benim de şiddetle karşısında bulunduğum şeyden hafife almam. Ama bunu siyaseten çok işte belli mesafeye kadar gelinmiş, buna da karar verilmiş gibi demek bu haksızlık olur, vicdansızlık olur. Ama bir çalışma yapmış. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu çalışmanın birinci halkasından baktığımız zaman ifade ettiğiniz gibi Tele1 televizyonda zamanında böyle bir çalışma yaptıklarını ifade ediyor. Evet. Ve böyle Sayın Okur, bir karar vermeden söz eden bileşenlerin bir haltısı gibi. Karar veren bir karar verildi diye bir şeyden değil de bir çalışma, ortak çalışma yapıldığından söz ediliyor. Yani bir karar çalışması yok. Ortak bir çalışma, karar verildi demedim zaten. Dolayısıyla öyle Sayın Kılıçdaroğlu bunu bunu o zaman size geliyorum şimdi Sayın Senem. Tamam mı Sayın Okur? Şimdi ortak bir ortak çalışmada sanki Türkiye'nin meselelerine çok ciddi bir şekilde eğilmişler ve ittifak olarak ya anayasa dahil olmak üzere çok önemli konularda da düşünce birliği oluşturabilecek zemini gerçekleştirmişler gibi Sayın Kılıçdaroğlu o zamanın şartlarında bunu bir artı olarak kamuoyuna paylaşırken bugün tartışmanın bu boyuta gelmesiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan imtina etti ve çekinceler ortaya koyduğunu ve dolayısıyla meseleyi sıcak bir kestane gibi avucuna almamaya çabaladığını görüyoruz. Peki, tamam. Çok doğru bir noktada pas atıyorsunuz diğer konuğuma. Aslında Murat Sarı'ya geçecektim ama Sayın Senem zannediyorum araya girme ihtiyacı hissetti. Sayın Sarı, biraz sabrınızı rica edeceğim. Sayın Senem, galiba bir şey eklemek istediniz, bir şey düzeltmek istediniz. Tamam. O noktadan buyurun lütfen. Eklemek değil de fikrimi söyleyeyim ben de sorunuzla ilgili olarak. Şimdi Sayın Ümit Özdağ'ın İbrahim Kabaoğlu'ndan aldım dediği bir metin var ortada. O metnin üç farklı şekilde bir hazırlık olduğu anlaşılıyor. O çalışmanın hemen ilk sayfası anayasal demokrati çalışmaların çalışması yol haritası. Bir sayfalık bir metin. Onu uzatmayacağım. O kamuoyunda biliniyor. Çalışmanın mahremiyet ilkesine bağlı olarak yapılacağı, 3-4 ay içinde tamamlanacağı, 13 Ocak 2018'de başlayacağı vesaire bir şey yol haritası çizilmiş. Metnin 4 sayfalık bir başka bölümü var. Başka bir metin var daha doğrusu. Anayasa uzlaşma metni. Orada da CHP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi temsilcilerinin uzmanlar eşliğinde 4 ay boyunca yürütülen ortak çalışma metninin kısa özeti. 30 Nisan 2018 başlığını okuyoruz orada da. Yani bir ortak metin hazırlanmış, bir uzlaşma metni hazırlanmış. O da 4 sayfalık bir metin. Onun da ayrıntılarına girmeyelim. Tamam, lütfen. Esas bir başka temel metin var. O da şu, onun da başlığı şöyle. Uzmanların katılımıyla CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri tarafından hazırlanan çerçeve metin. 13 Ocak 2018... 7 Mayıs 2018. Yani bu tarihler arasında hazırlanmış 25 sayfalık bir metin bu da. Burada da anayasal çalışmanın içeriğine dair ilkeler, efendim anayasadaki kazanımlar, referandumla ilgili olarak ortaya çıkan yanlışlar vesaire diye bir metin çıkıyor. Şimdi bu metinleri ortada olmadığını Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor. Oysa kendisinin ön söz yazdığı bir başka metin daha var. Aynı ilkeler diye bu şu anda elimde anayasal metin diye 25 sayfadan oluşan metnin aynısı. Orada da kendisi ön söz yazmış.
ortak bir çalışma yapıldığından söz ediyor. Şimdi burada konu bir anayasal çalışma yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu değil. Bu tartışılmıyor. Kamuoyunda tartışma buradan çıkmadı. Tartışılan ne Sayın Senem? Tartışmanın özü tamam. HDP ile birlikte, HDP ile birlikte, PKK ile tamam. birlikte daha doğrusu. Ama PKK ile birlikte bir anayasa çalışması yapmış bu partiler. Sayın Kılıçdaroğlu bugün dedi ki daha önceki çalışmalarda 63 maddenin geçtiği çalışmalarda AK Parti yok muydu, HDP yok muydu? Neden o zaman konuşulmadı da? Neticede şimdi olabilir, konuşuluyor. Olabilir. Diyor. O da vardı geçmişte vardı. Şimdi burada panik var bence. Yani Kılıçdaroğlu'nun 4 defa farklı şeyler söylemesi bir panik işareti. HDP ile birlikte, Bölücü Parti ile birlikte bir anayasa çalışması yapmışlar. Anayasanın başlangıç bölümünden Atatürk'ü, Türk milletini, Türk devletini, vatanı vesaireyi çıkaran önerilere birlikte karar vermişler. Devrim yasalarını vesaireyi öngören başlangıçtaki bölümün sadece insan hakları, demokrasi vesaire diye kısa bir bölüm olarak konmasını işaret etmişler. İkinci maddeden bazı bölümleri çıkarmışlar. Atatürk milliyetçiliği gibi çok temel bir önemli bir bölümü çıkarmışlar. Üçüncü maddede Atatürk milliyetçiliği ilgili bölümleri çıkarmışlar. Anayasanın değiştirmez hükümleriyle ilgili olarak bölücü örgüte hoş gelebilecek, onun ittifak içerisinde devamını sağlayabilecek öneriler getiren bir anayasa metni hazırlamaya çalışmalar. Tabii bunun paniği var. Şimdi bu panik dolayısıyla aslında konu kamuoyunun gündeminde oluyor. Yoksa elbette ki eğer cesaretleri varsa bu çalışmayı birlikte yaptıklarını, birlikte ortak olarak böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyebilirler. Kimse de bunu garipsemez. Ama bunun karşısında milletin, kamuoyunun onlar hakkındaki düşüncesine de katlanmak zorunda kalırlar. Mesele budur. Bu bedeli, göğüslemeye varlar mı yoklar mı? Mesele budur. Buna cesaret edemedikleri görülüyor ve panikliyorlar. Mesele bu. Aynı şekilde İyi Parti de benzer bir tutum içerisinde. Sayın Akşener katılanlar söylüyor, biz katıldık diyorlar. Efendim komisyonun başında olan kişi böyle bir metin hazırladık diyor, birlikte hazırladık diyor. Buna rağmen onlar katılmadık gibi bir şeyle konuyu geçiştirmek yolunu seçiyorlar. Orada da büyük bir panik olduğu anlaşılıyor. Bu konuyu gündeme getiren Sayın Özdağ hemen bir gün içerisinde disiplin kurulu savunma görünümü altında bir formalite yaparak ihraç etti. Sadece ondan ibaret değil, işte Adem Taşkaya görüntüler var diyor, sesler var diyor. Sanıyorum onların yayınlanması söz konusu olabilir. Eğer Erozan'a çağrı yaptı bugün, izledik televizyonlarda, diyor ki yayınlamama var mısın diyor, kabul ediyor musun, oraya katılmışsın, senin de sesin var, iyi olacak diyor. Hadi şimdi Sayın Erozan buyurun yayınlayayım, yok böyle bir şey desin bakalım, herhalde yayınlanacak. Konu sonra bir şekilde kamuoyunun ilgisinden kolay kolay düşecek gibi bir konu teşekkür değil. Teşekkür ederim. Ben bu çalışmayı PKK ile birlikte yapanların paniğini görüyorum sadece. Bunu ifade ediyorum. Bir ilave yapmak istiyorlar. Buyurun. Evet. Buyurun ister hocam. Panik diyelim, telaş diyelim, ne dersek diyelim. Böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasıyla söz konusu kişilerin, Nusret Bey'in de adlarını zikrettiği Sayın Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı'na veyahut da o toplantılara katılan kişilerine varıncaya kadar kişilerin ortaya koydukları tavır ve davranışlar, Allah'a şükürler olsun, ben o taraftan bakmak istiyorum. En azından anayasanın başlangıç maddelerine dokunmanın Türkiye'de nasıl bir toplumsal bir tepki oluşturacağını, nasıl böyle bir şeyi yapmanın mümkün olmadığını, böyle işe kalkışmaya çalışmanın bile milletin çok ciddi bir tepkisini alacağına dair bizi sevindiriyor. Bizi gelecekle ilgili umutlarımızı artıyor ve Türk milletinin kendi değerlerine, Türk milletinin Cumhuriyet'in değerlerine ve üniter devlet yapısına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş hedeflerine uygun tavrını belirleyen o maddelerin
kalıcılığına tamam, dair maddeleri konuşacağız. Ümitlerimizi Nasip ve Bey, karakterimizi, kararlılığımızı gösterme yetiyor. Onun için ben bunu bir çok büyük bir kar görüyorum. Çok iyi ki ortaya çıktı ve Türkiye'nin, Türk milletinin en azından nelere tepki göstereceği, neler, hangi konularda hassasiyet taşıyacağını bilmesi açısından siyaset sahnemizin önemli bir şey oldu. Evet. Bir cümleyle bir şey. Bir iki cümle, Murat Sarı'ya hiç söz veremedim. Bekliyor lütfen bir cümle. Bir iki cümle. Tamam, tamam. Tabii, tabii. Böyle bir Türkiye'nin kurucu ilkelerinin ortadan ve anayasadan kaldırılmasına dönük talepler HDP'den gelmiş olabilir. Eğer böyle bir görüşme olduysa, fakat bunu Millet İttifakı'nın diğer unsurlarının, yani İYİ Parti'nin ve CHP'nin böyle bir şeyi kabul edebilmelerine ben pek ihtimal vermiyorum. Zira Parti, kendi... Sayın Aktan, yani İYİ Parti zaten merkez sağda, Sayın Sarı'ya zaten şimdi o soruyu yöneltecektim, kendisi de duymuş olsun. Merkez sağda MHP'den ayrılıp, yani yeterince milliyetçi bulmadığı için MHP'yi, bu partiyi kuran bir zümreden oluşuyor. Yani işte bu aynı şekilde Cumhuriyet zaten... Halk Partisi'nin de buna tabanının, seçmeninin razı i̇şte geleceğini bu düşünmem. Bir sıkıntı oldu o yüzden yani böyle bir şeyi talep olarak dillendirmiş olabilir HDP'de. Eğer Millet İttifakı bunu kabul ederse veya kabul et diye ortaya çıkarsa veya buna yumuşak yaklaşıyorsa kendisini bitirmiş olur. Çünkü Türkiye'nin böyle bir şeyi kabul etmesine imkanı yok. Teşekkür ederim. Sayın Sarı, anlayışınız için ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Şimdi zannediyorum duydunuz Sayın Aktan'a sorduğum soruyu. Şimdi İYİ Parti merkez sağda kurulmuş bir parti. Orasının da kendi içerisinde karışıklıkları var. Birazdan konuşacağız. Ama işte HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti'nin olması, üstelik de anayasa taslağı çalışmasında bir arada olmuş olabilmesi, bu çok tartışılan maddeleri işte Türklüğün, Atatürkçülüğün, Türkçülüğün, Türkçülük gibi tabirlerin çıkarılması, tartışılması anayasadan. Sizce HDP'yi, pardon, İYİ Parti'yi yıprattı mı? Çünkü İYİ Parti'nin kuruluş amacı belli zaten MHP'den ayrılırken. Dolayısıyla bu yüzden parti liderleri hayır hayır yapmadık, hem Sayın Akşener hem Sayın Kılıçdaroğlu hayır hayır böyle bir metin bile yok ortada diyor olabilirler mi? Yani Sayın Okumuş'un dediği gibi o sıcak kestaneyi elinde tutmak biraz rahatsız etmiş olabilir mi liderleri? Ya şimdi ben biraz 16 Nisan 2017'ye gideceğim. Buyurun. 17 Nisan 2017'de %51 bir anayasa referandumu oldu. Evet. %51 evet çıktı, %49 hayır çıktı. Evet. O gün bugündür Cumhuriyet Halk Partisi ve bu referandumda hayır veren partiler yeni anayasa yapacağız diye sürekli bir çalışmalar içindeler. Sürekli. Yani ben hatta bizim şirketimiz çok iyi tahmin yapmıştı o referandumda. Hatta o zaman söylemiştim, yani ülkenin yarısının karşı çıktığı bir anayasaya nasıl bu anayasayla nasıl bu ülke yönetilecek diye, işte sonuçlarını görüyoruz. Bugün hala tartışılıyor. 3 sene oldu. Hala tartışılıyor. Anayasa metinleri ortak konsensus sağlanmış metinlerdir. Yoksa böyle tartışılır işte. Yani siz bütün bu tartışmaları yani 2017'ye mi bağlıyorsunuz Murat siz, Bey? Evet evet, oraya bağlıyorum ben. Yani bu referandumda o %51'e 49 çıkması, yani ülkenin ikiye bölünmesi, anayasayı ülkenin yarısı istemiyor, bugün yönetildiğimiz anayasayı yarısı istiyor. Durum bu. Yani çok açık ve net. 2017'ye gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, durum bu. Şimdi gelelim. Milliyetçilik o zamanlar tabii İYİ Parti yok. Parti o zaman MHP'nin içerisinde çok büyük bir bölümüydü, ama İYİ Parti'nin kuruluşunda sadece MHP'liler yok. İYİ Parti'nin kuruluşunda Cumhuriyet Halk Partililer var. AK Parti İYİ Parti, İYİ Parti'de kendini genel başkanlarının konumlandırmasıdır. Öyle çok büyük milliyetçi, işte sağın sağında olacak bir parti olarak da konumlandırmıyor. Merkez sağ bir parti olarak konumlandırıyor zaten. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin yedeği değiliz diyor zaten.
veya biz Milliyetçi Hareket Partisi için onun yeri için kurulmuş bir parti değiliz diyor. Ve içindeki unsurlara bir baktığınız zaman, siyasetçi olarak bir baktığınız zaman pek çok işte DYP'den, ANAP'tan, eski DYP, eski ANAP'tan siyasetçiyi görebilirsiniz zaten İYİ Parti'nin içerisinde. Şimdi öbür taraftan da bu milliyetçilik kaldırılacakmış, Atatürk milliyetçiliği anayasadan, bunlar konuşulmuş falan. Ne konuşulduğunu bilmiyorum. Bir takım metinler var orada da. Ama biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okundan bir tanesi milliyetçilik. Yani ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi o 6 oktan birini kaldırması gerekiyor ki anayasadan kaldırsın bunu. Böyle bir durumla karşı karşıya, böyle bir takım tezatlar var. Bu anayasanın bu şekilde tartışılacağı çok açık ve netti zamanında. Keşke ortak, bütün siyasi partilerin ortak konsensusuyla yapılmış olan bir anayasa olsaydı ki hatta referanduma sadece halk kabul eder mi etmez mi diye gidilseydi, öyle bir seçim havasında gidilmeseydi bu yapılan değişiklikler. Bugün hala bunun ceremesini çekiyor Türk siyaseti. Yani bence bugün bunların hepsinin arkası, bu arada da ben bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Konuşmaların içerisinde hiç HDP yoktu. Millet İttifakı'nı HDP yoktu oluşturan... ama evet, HDP yoktu ama şunu söyledi Sayın Sarı. Ali ile yaptık, Veli ile yaptık dedi ya. Bir Ali Veli geçti orada. Tabii, o Ali Veli de İYİ Parti değil tabii. Geçti. Ali Veli geçti, 2018 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri bunlar, biliyorsunuz. Evet. 2018 seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim vaatlerinden bir tanesi yeni anayasa. Peki. Ve bu olduğu için de işte CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti aynen böyle dedi ve Saadet Partisi. Ondan sonra da daha öncesi soruldu. Ali Veli bu konuda konuşmuştur dedi. Ama o bahsedilen 2018'deki çalışma Millet İttifakı'nın bileşenleri tarafından yapılmış bir çalışma. Peki Sayın Sarı, bir şey sorabilir miyim size? Buyurun, sorabilirsiniz tabii. Soru sorabilir miyim Sayın Sarı'ya? Evet. Buyurun. Ben yalnız duyduklarımı yapıyorum sadece. Sayın Özdağ diyor ki ben bu metni tamam, İbrahim Kabaoğlu'ndan aldım diyor. O komisyonun başında bulunduğu belirtilen şahıstan aldım diye kamuoyuna yansıttı. Bu metinde sanırım sizin elinizde de vardır. Yok. Şimdi oradaki duruma ne diyeceğiz? Yani böyle bir çalışma, ortak çalışma yapılmamış falan diyorlar ama ne diyeceğiz buna? Yani İbrahim Kabaoğlu böyle bir metin var diyor. Siz ne diyorsunuz? Eğer Sayın Sarı müsaade ederse yani ben hayır, Sayın Sarı'nın konuşma sırasıydı. Lütfen siz müsaade edin, Sayın Sarı konuşsun. Buyurun Sayın Sarı. Peki ben kaç kişinin elinde var o metin? Bir tek sizin elinizde var. Hayır, her yerde var. Bakın, nerede var? İnternette dolaşıyor. Sizin elinizde. Davan Bey var mı elinizde o metin? Bende yok. Bende yok. Özdağ basın mensuplarına Bey var mı sizin elinizde o metin? Yok, bende de yok. Sizde olmayabilir ama bende basın var o metin. İşte elimde buyurun. Bir tek sizin elinizde var o metin. Şuradaki toplantıda. Bakın, hayır. Demek ki siz yeteri kadar çalışmamışsınız. Ben biraz çalıştım. Kusura bakmayın. Nusret Bey. Elinizde var mı o metin? Şimdi Sayın Sarı. İnternetten aldım ya arkadaş. İbrahim Kabaoğlu. Anayasa mensuplarından aldım ayrıca, onu da söyleyeyim. Evet, basın çalışmaları yaptı. Nusret Bey. Bu İbrahim Kabaoğlu. Beyler bir saniye. Bir şey geldi. İbrahim Kabaoğlu anayasa konusunda geçmişte birçok çalışmalar yaptı ve bunu kamuoyuyla paylaşmaya çalıştı. Sayın Okumuş lütfen müsaade edin. Sayın Sarı sözünü tamamlasın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ön söz yazdığı metin. Ama o değil, ortak metin var. Bakın burada demin başlıklarını okudum. Yani ben kendimden uydurmuyorum. Burada metinden okudum ve basın mensuplarından aldım. Kusura bakmayın. Sayın Sarı cevap verecek misiniz? Yok, bende olmadığı için o metin pek bu soru. Yani siz demek ki iyi çalışmamışsınız. Ama yani şimdi sonuç olarak bakın ben şunu savunuyorum. HDP diye bu ülkede bir parti var. Mecliste meclisi yönetiyor bu partinin. Başkan vekili olarak
üyelerinden bir tanesi. Hala konumuz bu değil Sayın Sarı. Bence işi oralara getirmenizin hiçbir yararı yok. Yasa geçiriyor onun denetiminde bir mecliste. Yasa geçiyor. Türkiye o meclisin ayıbı. Orada bulunan partilerin, grubu bulunan partilerin ayıbı. Cumhuriyet Başsavcısının ayıbı. Ya ben bakıyorum kimse. Eğer yasalara uygulamak lüzumsuzdur diyorsanız o başka. Hayır ben demiyorum, hukukun işine ne karışırım ben? Götürürsünüz hukuka, bu partinin böyle bir bağlantısı varsa dünyanın her yerinde olduğu gibi bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin yargıları, yargısı, mahkemeleri, yüksek mahkemeleri bu partiyi yargılar. Eğer terörle bağlantısı varsa dışında bırakır ki ben böyle bir bağlantının olduğuna inanıyorum. Ama benim inanmam bunun için yeterli değil. Mahkeme kararının verilmesi lazım. Bu partiye çünkü 6 milyon kişi de oy veriyor. Yani siz şimdi kalkıp da 6 milyon kişiye de ya işte terör sevici diyemezsiniz. Öyle diyen yok yalnız. Yani onlar yani, tamamen sizin subjektif fikirleriniz. Öyle diyen yok. Onlar yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Ama şunu görmüyor muyuz ya, her gün şehitler geliyor, bombalar patlıyor, terör örgütüyle ilgili övgüler ayyuka çıkıyor, Diyarbakır anaları Diyarbakır'dan feryat ediyor. Bunları biz görüyoruz da bu partiler görmüyor mu? Partiler görmelerine rağmen başkanlarına başvurmazlar. Onu soralım bence. Partiye 6 milyon kişi niye oy veriyor? Soru bu. 6 milyon kişi terörle irtibatlı, ülkesine zarar veren bir partiye niye oy veriyor? Soru bu. Parlamentodaki partiler o partinin siyasi ayağıyla işbirliği yaparlarsa vatandaşa suç bulamayız. O parlamentodaki partilerin hepsi, bugün biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek temsiliyeti sağlanmış bir parlamento var. Ne yazık ki sistem dolayısıyla çok fazla efektif değil. %96 bugün parlamentodaki temsiliyet. Oyların %96'sı temsil ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir döneminde olmamış bir temsiliyet söz konusu. Ve bir baktığınız zaman partilere dağılımı da resmen temsil eden bir dağılım. Yani oy oranını temsil eden bir dağılım. Evet, 3 aşağı 5 yukarı oynama var fakat oy oranını temsil eden bir dağılım. Hiç kimsenin oyu boşa gitmemiş vaziyette. Yani %4 hariç geri kalan herkesin verdiği oy parlamentonun içerisinde temsil ediliyor. Fakat parlamento o kadar kuvvetli değil. Bu görüştüğünüz partilerin hepsi, yani Millet İttifakı içinde olan partilerin hepsi işte parlamentonun kuvvetlendirilmesini istiyor. Parlamenter rejimin kuvvetlendirilmesini istiyor. Ki bu istemi o 15 Nisan 2017'de de istiyorlardılar. Çünkü hayır oyu vereceklerini söylüyorlardılar o günkü referandumda. Şimdi bunu biz de istiyoruz. Bu başka bir mesele. Bu tartışma başka bir. Hayır, oraya dayanıyor iş. İş oraya dayanıyor. Nusret Bey, iş oraya dayanıyor. Mesele PKK ile birlikte bir anayasa çalışması yapılıp yapılmadığı sorunudur. Yoksa parlamentonun güçlendirilmesi elbette ki hepimizin isteği. Ben de araya girmeyeyim acaba. Lütfen. Şimdi Senem Hanım, bir şeyi bitirip. Nasıl sessiz kaldınız? Şaşırmaya başlamıştım. Buyurun Sayın Sevinç. Şunu bitirmek istiyorum. Bu İbrahim Kabaoğlu, tamam. Sayın Profesör Kabaoğlu öteden beri yaptığı çalışmalarla, bu anayasa çalışmalarıyla ve anayasa bağlamındaki bir takım çalışmalarla Türk kamuoyunun zaten dikkatini çekmiş bir isim. Bu 2014 senesinde de biliyorsunuz Başbakanlık'ta İnsan Hakları Komisyonu'nda başkanlık yapıyordu. Bir rapor hazırlamıştı. Adı azınlıklar raporuydu. Ve bu azınlıklar raporunu kamuoyuna paylaştığı zaman oradaki çok bölücü ifadeler, bugünkü anayasanın, bugün konuştuğumuz ortak hassasiyetimiz olan özellikle başlangıç maddeleri başta olmak üzere genel anlamda milli yapımızı sarsıcı, sanki bir bölücü çevrelerle, onların uzantılarıyla örtüşmüş gibi görülen düşünceleri koyduğu zaman bugün İyi Parti'nin içerisinde Konya'dan milletvekili olan dönemin Kamusen genel sekreteri olan Fahrettin Yokuş tarafından kamuoyunun önünde arkalanmış büyük tartışmalarla ve günlerce jeneriklere girmişti bu görüntüler. Dolayısıyla İbrahim Kabaoğlu'nun
anayasayla ilgili nedense kendisinin tabii ki anlattığı ama bizim bir türlü anlayamadığımız bu tip çok aykırılıkları var. Bize göre aykırılıkları var. Onun iyi bilim adamı olarak hukukçu kimliğine yüksek bir saygı gösteriyorum ama onun bu düşüncelerine maalesef katılmıyorum. Ve onun bu düşünceleri hep böyle kamuoyunda tartışılır. Şimdi de bunu benim kanaatim odur ki bu tecrübelerimden çok rahatlıkla söyleyebilirim ama arkadaşlarımız polemik yapacaklarsa yapabilirler. Onların kendi özgür iradelerine kalmış bir şey. O da nedir? İbrahim Kaboğlu özellikle anayasanın başlangıç maddelerindeki bu oynamaları İYİ Parti başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi temsilcilerinin de veya şimdiki veya o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi grubunun ağırlıklı bir kair ekseriyetin ağırlıklı bir kısmının İYİ Parti'nin ve Saadet Partisi'nin kabul edebileceğini ve bunun kamuoyuyla paylaşabilme şansına sahip olabileceklerini asla düşünmüyorum. Peki. Dolayısıyla evet öyle bir çabanın içerisinde girilmiş ama bu çaba belli bir mesafeyi kanaatimce almamıştır. Bugün bunun üzerinde ben tartışırken şimdiki siyaset sahnesindeki insanlara biraz mesaj olsun. Biraz da bundan sonra böyle çalışmaları yapabilecekler. Ayaklarını iyi niyetle söylüyorum bunu bir tehdit anlamında demeyeceğim bu kelimeyi. Temkinli atsın, denk atsın, dikkatli atsınlar. Böyle işlerin içerisine girmesinler diye konuşuyorum. Yoksa yapılmamış, neticesi alınmamış ve devam etmemiş bir çalışmayı daha fazla konuşmaya gerek duymuyorum. Ama konuşuyorum, konuşmamın hedefi de budur. Yani bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasını ve özellikle başlangıç maddelerini böylesine bir çalışmanın içerisinde yer alarak özellikle olmazsa olmazlarımız olan Türk kimliğini, üniter devleti, onlar özellikle Türkçe ile ilgili dikkat çeken bir not koyduklarını biliyorum kamuoyundaki tartışmalardan. Dolayısıyla bunların içerisine girmesinler diye konuşuyorum. Yoksa Allah'a şükürler olsun mesafe almamışlar, orada kalmış. Bu benim için kafi derecede yeterlidir. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Skype bağlantısı olduğu için Sayın Sevinç, özür dilerim. Sayın Okumuş söz aldığında ben Sayın Sevinç'in sesi sandım. Bu tarz karışıklıklar yaşayabiliyorum Skype bağlantılarında. Lütfen kusuruma bakmayın. Buyurun Sayın Sevinç. Ben istemiştim söz aslında Nazif Bey. Öyle mi girince, Nazif Bey? Yani şimdi tecrübesiyle tabii Nazif Bey hemen olaya hakim oluyor. O nedenle sessiz kaldım. Şimdi bakın biz İbrahim Kaboğlu'nun anayasa fantazileri üzerinden bütün muhalefeti şeytanlaştırmaya çalışıyoruz. Biraz önce Murat Sarı da söyledi. HDP bu ülkede en az Adalet ve Kalkınma Partisi kadar, en az Cumhuriyet Halk Partisi kadar, en az Milliyetçi Hareket Partisi kadar meşru bir siyasal partidir. Eğer HDP'nin terörle bir ilişkisi varsa, PKK'nın meclisteki uzantısıysa o zaman Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevini yapmıyor demektir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının en önemli görevlerinden birisi de işte bu tür yani terörle iltisakı olan partiler hakkında işte ya da anayasaya aykırı faaliyetlerde bulunan siyasi partiler hakkında Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açma görevi var. Dolayısıyla şimdi iktidar AKP ve MHP kendi koydukları parametreler üzerinden Türkiye'de hepimizin tartışma yapmamızı ya da işte neyin meşru neyin gayrimeşru olduğu konusunda AKP ve MHP'nin bakış açısıyla değerlendirme yapmamızı dayatıyorlar bizlere. Şimdi mesela anlayamadım. Şöyle Sinem Hanım bakın 2008-2009 yılında Sayın Erdoğan'ın o zaman başbakan bu Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığı konusu tartışılıyor. İşte dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal Erdoğan'ın işte BOP projesinin eş başkanı olduğu eleştirilerini yapıyor sık sık. Bunun üzerine Erdoğan'ın o zaman yaptığı bir konuşma var. Bakın kısa bir şey söyleyeyim size buyurun, şimdi hemen buyurun, birkaç cümle. 2009 yılı Erdoğan, Başbakan Erdoğan, BOP'un Büyük Ortadoğu Projesi'nin Ortadoğu barışına yönelik kurulduğunu, bakın Ortadoğu barışına yönelik kurulduğunu, bunun yanında bölgenin ekonomik kalkınmasına, özgürlüğüne, kadın haklarına yönelik olarak kurulmuş olduğunu,
eğitim özgürlüğünü daha ileri safhalara taşımak için atılmış bir adım olduğunu vurguladı. Erdoğan burada Türkiye'ye de görev verildiğini, kendisinin de bu görevi üstlendiğini belirtti. Yani Deniz Baykal'ın o zaman işte 2009'daki eleştirilerine karşı diyor ki ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım ama işte Büyük Ortadoğu Projesi bunları yapacak. Barış getirecek, kadın özgürlüğü, işte eğitim özgürlüğü, refah getirecek filan. Sonra Büyük Ortadoğu Projesi'nin bölgemizi nasıl kan gölüne çevirdiğini ve hala da o kan gölü içinde ülkelerin debelendiğini, bizim ülkemizi de nasıl tehdit ettiğini, kuzey işte Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen PKK devletiyle halen yaşıyoruz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi sonra bakın aynı yıllarda malum Ergenekon, Balyoz davalarıyla silahlı kuvvetlerdeki ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki Kemalizm vesayetini tasfiye edeceğiz diye FETÖ'yü devlet içine yerleştirdiler bilinçli olarak. Sonra FETÖ Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanetini yaptı ve o işte karanlık darbe girişimini 2016 yılında yaşadık. Ama işte milletin ve yine işte o Mustafa Kemal'in Kemal'in ordusunun direnişiyle ve halkın direnişiyle o FETÖ'nün darbesi işte şey oldu, yani alt edildi. Şunu demeye çalışıyorum. Ülkemizde gerçekten temel sorunlar var ve bu sorunlar hep siyasetçilerin böyle konjonktürel değerlendirmeleriyle ve siyasi partilerin işte günlük çıkar davranışlarıyla göz ardı ediliyor ve ülkemizde 10 yıllardır bir takım temel sorunları aşamıyor. Şimdi HDP üzerinden işte HDP ile anayasa görüşmeleri yaptılar, anayasa taslağı hazırladılar. Vay nasıl yaparsınız siz bunu? Siz terör örgütü müsünüz? Siz işte hain misiniz? Türkiye'ye ihanet mi ediyorsunuz falan diye bir Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP topluca suçlanıyor ve şeytanlaştırılmak isteniyor. Oysa bakın 2013-2015 yılları arasında bu Adalet ve Kalkınma Partisi bizzat PKK ile HDP'yi de posta memuru gibi kullanarak bir Kandil'e gönderdi, bir İmralı'ya, Abdullah Öcalan'a gönderdi. Uzun bir müzakere süreci yaptı PKK ile AKP hükümeti. Hatta gittiler ta Oslo'da bile PKK'lılarla görüşme yaptılar. Devleti yeniden yapılandırmak için. Sonra 2015'te Dolmabahçe'de bu yapılan görüşmeleri, PKK ile sürdürülen, HDP aracılığıyla sürdürülen bu görüşmeleri bir mutabakata döktüler ve Dolmabahçe mutabakatında HDP ile Türkiye'nin demokratikleşmesine dayalı bir anayasa yapılması konusunda mutabakat yapıp altını imzaladı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının yetkilileri o zaman. Ha sonradan işte bu toplumda taban bulmayınca 7 Haziran 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste çoğunluğu kaybedince bu sefer MHP'nin desteğini alarak tam işte bir U dönüşüyle tekrar işte hani müzakereyle çözülmüyor, biz silahla çözeceğim diye tekrar HDP'yi ve Kürt vatandaşlarımızı şeytanlaştırarak ve muhalefeti de terörler işbirliği yapıyor suçlamasını yönelterek yoluna devam etmeye çalışıyor. Ama maalesef Kürt sorunu, ben 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Erdal İnönü'nün başbakan yardımcılığı döneminde, Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde, Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde, ki Mesut Yılmaz işte Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer demişti. Sayın Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde, Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı döneminde, 1 Ekim 2008'de meclisin açılışında Abdullah Gül aynen şöyle demişti. Biz bu Kürt sorununu çözmezsek gelip başkaları çözecek demişti. Cumhurbaşkanı sıfatıyla meclisin yeni yasama döneminin açılış konuşmasında. Yani biz bu Kürt sorununu yaşıyoruz ve 10 yıllardır yaşıyoruz ve hala da derinleşiyor. Şimdi beğenin beğenmeyin, Kürt vatandaşlarımızın 5-6 milyon vatandaşımızın, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşının, hepimiz gibi birinci sınıf vatandaşının oyunu alan ve parlamentoda üçüncü büyük parti olan bir siyasal parti var. Bu partinin bir takım partilerle işbirliği yaparak anayasa değişikliği görüşmeleri yapması, taslak hazırlaması çok meşru. Çok meşru. Biz bunlara hani AKP'nin ve MHP'nin gözüyle bakarak
vay siz işte terör örgütünün uzantısısınız, sen CHP, sen İYİ Parti, nasıl bu terör örgütüyle anayasa taslağı hazırlarsın filan diye suçlamalar yaparsak, bu ülkemizin içinde bulunduğu bu sorunu belki önümüzdeki 10 yıllarca boyunca daha yaşarız. Bakın her gün şehitler veriyoruz. Halbuki ülkemiz bu sorunu bir şekilde aşması gerekiyor. Şaban Bey, bir şey ne şekilde mi aşacak? Bir şey sorabilir miyim size? Bir şekilde aşacak. Bak, Hanım, araya girmem mümkün mü acaba? Şehitlerle anayasanın ne alakası var? Konuşmamın birinci bölümünde de söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde yer aldığı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, HDP'nin hepsinin içinde yer aldığı geniş bir uzlaşmayla demokratik bir anayasa yapılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine bağlı kalınarak, Cumhuriyet'in işte ideallerine ve anayasanın başlangıç hükümlerine ve ilk dört maddesine bağlı kalarak bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Yani ne olacak? Türkiye daha ilk dört maddeye bağlı kalınarak kabul edecekler mi böyle ya, bir çözümü? Edecekler, etmeleri lazım. Yani toplumun etmeleri lazım değil. Toplumda, bütün mesele o ilk dört maddenin değiştirilmesine dayanıyor. Hayır, toplumda geniş bir mutabakat. Yani siz diyorsunuz ki hem bütün partiler bu anayasanın kurucu ilkelerimizin değiştirilemez maddelerine bağlı kalınacak ama bu sorun da çözülecek. Karşı taraf bu zaten ortadan kaldırmaya çalıştığı şey o kurucu ilkeler. O zaman nasıl olacak ben anlamıyorum. Hem diyorsunuz ki herkes şey olacak, demokratik bir anlaşma olacak, uzlaşı olacak. Ben çok ama bu dört maddeye bağlı kalınacak. Adam evet, dört maddeye bağlı kalmamak için zaten AKP'de, mücadele veriyor. AKP de o dört maddeye bağlı kalacak. HDP de o dört maddeye bağlı kalacak. O zaman sorun yok zaten. Görüşecek bir şey de yok. Sorun yok tabii ki. Ben çok geniş bir mutabakattan bütün siyasal partiler... Burada geniş mutabakata gerek yok beyefendi. Eğer anayasanın ilk dört maddesi zaten değiştirilmeyecekse zaten ortada anayasa değişikliği için tartışmaya gerek yok. Çünkü zaten yerli yerinde duruyor. Eğer herkes bunu kabul ediyorsa, herkes de buna bağlı kalmayı kabul edecekse neyi tartışıyoruz o zaman? Geniş mutabakat, anayasa değişikliği, İşte demokratikleşme, herkes içinde olacak. Zaten anayasanın ilk dört maddesi ortada. Herkes de buna bağlı kalacaksa neyi tartışacağız? Neyi tartışıyoruz Uygar Bey? Bakın ben 90'larda parlamento muhabiriydim. 92'den itibaren parlamento muhabiriydim. O zaman bir tarafta işte çok sert PKK'ya karşı işte güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesi çok sert bir şekilde sürüyordu doğal olarak. Bir taraftan o zaman bakın PKK etkisizleştirilmişti 93-94'lerde ve evet, askerler o zaman demişlerdi ki siyasetçilere artık biz görevimizi yaptık, artık siyasetçiler bu işe kalıcı bir çözüm bulsun demişlerdi. Bakın 94-95'lerden söz ediyorum. Üzerinden geçti 25 yıl. 25 yıl geçti. Hala biz terörle boğuşuyoruz, terörle savaşıyoruz. Tabii ki savaşacağız, tabii ki yok edeceğiz. Yani son teröristi yok edene kadar, bu ülkenin hani bütünlüğüne saldıran son teröristi yok edene kadar bizim güvenlik güçlerimiz bütün imkanlarıyla onun üzerine gidecek, gitmelidir de. Ama bakın bu ülkenin de, bu siyasetçilerin de, yani siyasetin de yapması gereken bir şeyler var demek ki. Daha 90'lar, mesela 90'lardan gelen talepler somut var. Somut olarak siz bakın, bize 90'lardan söyleyin. Gelen talepleri Türk de HDP ilgili Sayın Sevinç ne yapması lazım? Somut. Türk meselesi ne yapması, neyi çözecek? Onu ben bilemem Nusret Bey. Siyaseti siz yapıyorsunuz. Siz bileceksiniz. Bakın ben benim söylüyorsunuz yani Kürt meselesi. Kürt meselesi diye bir mesele var diyorsunuz. Peki neyi çözeceğiz? Ben tam oraya kadar getirdim. Süleyman Demirel'den siyaset yapar. Ben somut bir şekilde siz söyleyeceksiniz. Arkadaşlar konuşmayalım lütfen. Sayın Sevinç bir tamamlasın. Sayın Süleyman Demirel'den de, Sayın Mesut Yılmaz'dan da, Sayın Necmettin Erbakan'dan da, Sayın Erdal İnönü'den de Kürt sorununun demokratik bir şekilde çözülmesi gerektiğini duymuş bir kişiyim. İçeriğini beyefendi, somut olarak bize söyleyin. Uygar Bey içeriğini ne bileyim ben onu bilsem zaten o zaman çıkarıp siyasi parti kurarım iktidara gelirim. Ya bakın, başlangıç maddeleri değiştirmek, Türk milletini kaldırmak, bölge başkanlıkları kurmak. Sonra da ben bilmem olmaz. Lafı buraya kadar getirip ondan sonra ben ne bileyim siyasetçiler yapsın olmaz. Eğer lafı buraya kadar getiriyorsanız somut olarak bir öneride bulunacaksınız. Ben ülkemizin içinde bulunduğu artık kangrene dönüşmekte olan sorunu bir gazeteci olarak ortaya koyuyorum. Siyasetçiler de üzerine... Ama siz çözüm diyorsunuz.
Siyasetçiler de üzerine düşeni yapacak, bu sorunu çözecek. Çözemeyenler de, çözemeyen siyasetçi de ben yapamıyorum deyip bırakıp gidecek yani. Yani bu kadar tartışma çıkıyor, fakat hiç kimsenin ben bugüne kadar bu iş demokratik şekilde çözülmeli diyen bu kadar insan duydum, bir tanesinden somut bir şey dinleyemedim. Çünkü hepimiz biliyoruz evet. Bunun somut olarak ne anlama geldiğini, kimse söyleyemiyor. Ne anlama geliyor Uygar Bey? Söyleyin, ne anlama? Federasyon anlamına geliyor. Ya ne alakasadan Türklüğün çıkması anlamına geliyor. HDP'ye siz bu ilk dört maddeyi kabul ettirecek misiniz? Dediniz ki bağlı kalacaklar. Böyle bir şeye bağlı kalırlar mı ya? Zaten ya, bütün kavga oradan çıkıyor. Ya karşı bağlı kalmazsa o zaman bağlı kalanlarla yoluna devam edilir. Ama bu zaten öyle. Türkiye zaten bağlı kalanlarla yoluna devam ediyor. Türkiye'nin demokratik bir anayasa, demokratik anayasa derken işte bakın, HDP işte demokratik anayasa derken ne? Sinan Hanım, söz istiyorum. Eğer uygun devletin üniter yapısı muhafaza edilecek mi? Demokratik devletin üniter yapısı muhafaza edilecek mi? Tabii ki edecekler. Tabii o ki zaman edecek. Siz ya siz hayal görüyorsunuz, kusura bakmayın. Ya karşı taraf, ben farkında değilim, çoktan bizim çizgimize gelmiş. Peki Uygar Bey, sizin çözümünüz nedir? Bakın siz milletvekilliği de yaptınız. Sizin çözümünüz evet. Ne öneriyorsunuz Türkiye'ye? Bakın, Türkiye zaten demokratik bir anayasaya sahip. Türkiye öyle zaten bir demokratik anayasaya mı sahip? Türkiye bugün demokratik anayasaya mı sahip? Türkiye demokrasiyle yönetilmiyor mu beyefendi? Adı demokrasi ama demokrasi var mı Türkiye'de? Bakın. Yani sandığa gittiğinizde siz seçmiyor musunuz? Uygar Bey, bir bakan istifa. Bakın daha demin Sayın Sarı dedi ki 20 zaman istifa zaman demokratik bir zaman olmadığı kadar temsiliyeti var bu meclisin dedi. Peki, tarihinde olmadığı kadar. Işte, oyların neredeyse hiçbiri boşa gitmedi dedi. Bu ne demek? Ne işe yarıyor o meclis? Ne işe yarıyor o meclis? Ben o mecliste 17 yıl parlamento muhabirliği yaptım. Mecliste müzakerelerin, görüşmelerin, komisyonların nasıl çalıştığını ya bu anayasadan önce çok iyi biliyorum. Şimdisini de biliyorum. Cumhurbaşkanlığı köşkünde, sarayında hazırlanan, bürokratların hazırladığı yasa metinleri geliyor. İşte bir takım milletvekilleri imza atıyor altına, sonra komisyonlarda genel kurul. Bu meseleyi başka tarafa getirdiniz. Bakın. Hayır, başka tarafa. HDP'nin siz bana şunu söyleyebilir misiniz? Mecliste temsil oranının %90'lar, %94'lerde olması meclisin çok dinamik olduğu anlamına. Bakın, HDP'den tartışma yapılıyor şu anda. Diyorsunuz ki anayasanın ilk dört maddesine bağlı kalınacak. Türk kelimesi anayasadan çıkarılmayacak. Devletin üniter yapısı muhafaza edilecek. Evet. Ama demokratik bir anayasa değişikliğiyle PKK meselesi hallolacak. Nasıl olacak? Adam zaten bu saydıklarımızı PKK meselesi güvenlik güçleri. Hangi sorun çözülecek o zaman? Kürt sorunu, Kürt vatandaşlarımızın demokratik talepleri. Nedir onlar tam olarak? Anayasaya ne şekilde yansıyacak sizin deyiminizle Kürt vatandaşlarının talepleri? Ben anayasacı değilim, siyasetçi de değilim. Bakın işte yine geldik aynı yere. Sinan Hanım. Yine geldik aynı yere. Sinan Hanım. Buraya kadar getirip ben bilmem. Lafı alıp devam ettirmek değil de söz istiyorum. Buyurun efendim. Sayın Seviç, tamamladıysanız söz vereceğim. Buyurun. Yani bakın son peki, lütfen. Son yani alayım. Bakın siyaset, bakın bu iktidar ya o biraz önce söylediğim açılım süreci döneminde Türkiye Cumhuriyeti TC'leri kamu kurumlarından kaldırdı. Değil mi? Milliyetçiliği ayaklar altına aldı. Andımızı kaldırdı. Evet. Andımız bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim çocuklarımız okullarımızda andımızı okuyamıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene diyenini kaldırdı. Danıştay karar verdi o konuda. İptal etti Danıştay. Bakın hala bu iktidarın Türkiye'yi getirdiği bu işte çözümsüzlük içinde, bu tıkanmışlık içinde, ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, demokratik, her açıdan Türkiye tam bir tıkanmışlık içinde ve biz bu iktidarın önümüze koyduğu argümanlarla zaman harcıyoruz. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi
HDP ve İYİ Parti nasıl anayasa taslağı hazırlarmış, nasıl işte bu nasıl büyük bir ihanetmiş. Ya kim diyor bunu? Kim diyor bunu? Yani 18 yılda Türkiye'yi perişan eden, PKK ile de FETÖ ile de işbirliği yapan ve Türkiye'nin başını büyük belalara sokan iktidar partisi söylüyor. Şimdi bizden de buna inanmamızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni, HDP'yi ve İYİ Parti'yi şeytanlaştırmamızı bekliyorlar. Ben buna karşı çıkıyorum. Peki buyurun Nusret Bey. Şimdi bu son söylediğinden başlayalım. İktidar Partisi söylemiyor sadece. Başından beri biz de söylüyoruz Vatan Partisi olarak. Ben en az 3 kez bu HDP denen partinin kapatılmasıyla ilgili olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptım. Nusret Bey çok üzüldüm. Bir de bir genel başkan yardımcımız Sayın Turgut Okyay yapmıştı ilk başvuruyu. Bir katkı verin. Bakın. Terörist dedikleri HDP'ye. Sözümü tamamlamam müsaade eder misiniz? Tabii. Bir saniye. Sözümü tamamlayayım. Tekrar. Terörist dedikleri HDP'ye önümüz yılın bütçesinden. Pay biliyorum. Para veriyor bu hükümet. Tamam Şaban Bey biliyorum, anladı zannediyorum. Sözümü bir yere getireceğim. Müsaade edin sizi de ikna edeceğim. Merak etmeyin sizi de ikna edeceğim. Söyleyeyim şimdi. Şimdi bakın. Bir siyasi parti 3 şekilde kapatılabiliyor. Bir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı resen dava açabilir Anayasa Mahkemesi'ne. İkincisi, hükümet o parti meşruluğunu yitirmiş bir partiyle ilgili olarak bir karar alır ve Adalet Bakanlığı kanalıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açmak zorundadır. İki. Üçüncüsü, parlamentoda grubu bulunan partiler merkez organlarında karar alırlar ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dava açması için başvururlar. Bu durumda da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dava açmak zorundadır. Neden yap? HDP'nin durumuna gelelim. Bakın HDP'nin durumuna gelelim. HDP özellik ilan etti mi? Bu çukur eylemleri sırasında etti. HDP çocuklarını 10 yaşında, 15 yaşında, bugün duydum 9 yaşında, yani irkildim yani. 9 yaşında çocuğu daha kaçırmış mı, götürmüş mü, PKK'ya militan yapmış mı? Yapmış. Şehirlerimizde bombalar patlatmış mı? Patlatmış. Analar bu çocuklarımızı Amerika'ya asker yaptınız dediler mi? Dediler. Amerika bu örgüte 40 bin tır vermiş mi? Vermiş. HDP'nin bir gün bunlara karşı çıktığı bir olay tanık mısınız? Değilsiniz. Kobani olaylarından sonra 37 ilimizde birçok ilçede isyan çıkardılar ve 50 küsur insanımızın ölümüne sebep oldular mı? Oldular. 41 efendim şeylerinde kongrelerinde kararlar aldılar. Kürdistan'ı kuracağız dediler mi? Dediler. Apo'nun heykelini kuracağız, dikeceğiz dediler mi? Dediler. Peki neresi meşru bu partinin? Neresi meşru? Niye bizim bildiğimizi bu parlamentoda dava açma hakkına sahip partiler karar alıp yapmaz? Değil peki, mi? Onların peki, böyle bir sorumluluğu yok mudur? Peki Nusret Bey. Peki, onlar bu sorumluluğu yerine getirmedi. Nusret vatandaş Bey, size bir soru sormak istiyorsanız. Buraya sığınmayalım. Vatandaşın oy vermesi başka bir olay. Bir suç örgütü hakkında meşruluk iddiası başka bir olay. Sayın Sevin, size bir soru yöneltmek istiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Doğru tamam, bir yaklaşım sayın, tarzı sayın Sevin değil. Size bir soru yöneltmek istiyor. Bunu ifade ettikten sonra şunu söyleyeyim. Şimdi bakın bu partiyle birlikte eğer bir anayasa tartışması yaparsanız, çalışması yaparsanız başlangıç bölümünden Atatürk'ü çıkarmak zorundasınız. Türk milletini çıkarmak zorundasınız. Efendim federasyona gidecek bir anayasal sistem kurmak zorundasınız. Anayasadan dille ilgili resmi dil haline getirmek durumundasınız. Nitekim bakın Sayın Kılıçdaroğlu resmi dil diyor, ana dilde eğitim diyor. Değil mi? Geçen gün söyledi 3. sınıfa kadar ana dil olsun vesaire. Bakın orada söylenenlerin hepsi CHP'nin yöneticilerinin dilinde dile getiriliyor. Söyleniyor. Bunların hepsi Türkiye'nin üniter yapısını ortadan kaldıran, Türkiye'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü, millet bütünlüğünü parçalayan söylemler. Bunlar olduğu zaman lütfen hep birlikte karşı çıkalım. Tabii şimdi panik halindeler dedim bu anayasa çalışmasından ötürü. Çünkü bunlar talep ediliyor ve bunları yazmışlar metne.
Türk lafını da çıkarıyor. Türk vatandaşlıkta biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlanan herkes Türktür denir değil mi? Türk bir hukuki kavram. Ama burada Türkiye vatandaşı deniyor. Türkiye vatandaşı. Bu HDP'nin PKK'nın talepleri. Bu talepleri eğer kabul edecekseniz o zaman bu milletten büyük bir tepki alırsınız ve paniklersiniz. Bu ortaya çıkınca da savunamazsınız. Bu olay budur. Bundan ibarettir yani. Mesela bundan size bir soru sormak istiyor. Nedenle kamuoyu bu kadar büyük bir hassasiyet gösteriyor? Biz de bu nedenle hassasiyet gösteriyoruz. Tamam. Tamam. Olay budur. Sayın yani bunu yumuşatmayan çalışmanın hiçbir yeri yok. Sayın Senem. Sayın Senem. Yumuşatmaya çalışıyorsunuz. Siz de Sayın Saray'a bunu hiçbir şekilde yumuşatmayalım. Çünkü bunun Türkiye'ye hiçbir hayrı yok. Türk milletine hayrı yok. CHP'ye de hayır yok. Yumuşatmaya falan çalışmıyorum. Nereden çıkartıyorsunuz? Bir parti tabanı bunu kabul etmez. Çok keskin bir şekilde söylüyorum. Bu partinin terörle iltisabı vardır, bağlantısı vardır, kapatılmalıdır diyorum. Hiç de yumuşatmaya falan çalışmıyorum. Nereden çıkartıyorsunuz? Hayır, hayır. 6 milyon oy vesaire meşrudur. Parlamentoda bilinen bir şey var diyorsunuz. Nefret de. Ya bu partinin sorumluluğunda olan bir parti. Ben adalet diyorum. Yasama yürütme yargının birbirinden keskici haklarla ayrılması gerekiyor diyorum. HDP ile ilgili açılmış anayasa. Sayın Senem Bey, sayın biliyor musunuz? Sayın Senem, bir size yanıt veriyor Sayın Sarı. Lütfen hani üst üste değil de karşılıklı konuşursak çok peki, sağlıklı ilerleyeceğiz. Cümlemi tamamlayayım. Bu parti çok uzun süre almaz. Kesinlikle hakkında kapatma davası açılacak ve kapatılacak. O zaman Sayın Sarı ve Sevinç bakalım ne derler? O zaman tamam, onları dinleyeceğiz, bakacağız. Nusret Bey, bakın müsaadenizle İbrahim Kaboğlu'nun yaptığı işte hem yani bana... Kaboğlu'nun yaptığı bir çalışmadan ibaret değil bu ya arkadaşlar. Bu parti tamam. Kapatılınca benim söylediklerimi onu çok merak ediyorum ben. İbrahim Kaboğlu'nun geçsene oğlum. İbrahim Kaboğlu'nun yaptığı diyeceksiniz benim dediklerime. Ben onu çok merak ediyorum. Zamanı geldiğinde. O zaman konuşuruz yine Sayın. Ben o zaman konuşmam çünkü doğru sinemanın, şeyler söylemiyorum. Sinemanın yine davet eder birlikte konuşuruz. Hayır o daveti de kabul etmem. O zaman da konuşmam. Çünkü şu anda doğru yanlış bir yargı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ben HDP'yi meclisteyim. Şimdi söylüyorum. Yanlış. Hayır ikinizi söylemiyorsunuz. Yumuşatmaya çalıştığımızı söylüyorsunuz. Evet. Bu da fikir değildir. Algı oluşturmaktır. Ben bu mesleği yapıyorum. Senelerdir sizin gibi siyasetçileri öldürüyorum. Görüşlerinize beni çekmeyin. Senelerdir sizin gibi siyasetçileri ölçüyorum ben. Siz beni siyasetin içine çekemezsiniz. Bizi de ölçün. Bakın söylüyorum. Tamam. Tamam, biraz sonra dinleşelim. Sayın Sarı da belki... Hayır, yok yumuşatıyormuşuz, yok bunu yapıyormuşuz. Ben söylüyorum, siz benim konuşturmuyorsunuz ki. Bakın, yürütme yargı. Bunların üçünün arasına keskin bir kılıç koyacaksınız. Anayasa değişikliği de bu. Anlatabiliyor muyum? Ne o 2-3 madde, ne bilmem ne. Ben de anayasa değişikliğinden bunu anlıyorum. Beyefendi, Sayın Aktan anayasa değişikliğinden işte HDP'nin o ilk 4 maddesini değiştirmesini anlıyor. Ama ben bunu anlamıyorum. Benim bu ülkede adalete ihtiyacım var. Ekonomimi düzeltmek için adalete ihtiyacım var. HDP ile yaparsanız, HDP ile anayasa çalışmasını yaparsanız. Ben PKK ile böyle düşünüyorum. PKK'nın adaletle ne alakası var? Allah aşkına terör örgütünün adaletle ne alakası var? Adalet diyorum, adalet. Yasama, yürütme, yargı birbirinden ayrılacak diyorum. O konuda PKK diyorsunuz. Ben de parlamenter sistemin değişikliğiyle ilgili olarak. Ne zaman? Bugün ayrı mı? Bir saniye, Allah aşkına bana bir söyleyin. Soruyorum, adalete güven düşmüş. %40'lara daha yeni bitirdim çalışmayı. Türkiye'nin %60'ı mahkemelerine güvenmiyor. Siz hala bitmiş bir yapıdan bahsediyorsunuz, onu canlandırmaya çalışıyorsunuz. Ama HDP ile tartışmanın anlamı başka. Bakın, ben yumuşatma demekle PKK'nın peşine takılırsa Sayın Sarı, bu ülkenin vatandaşları bitirir onu. Sayın Sarı, beni dinler misiniz? HDP parlamenter sistemi tartışmak başka mevzu. Senem, ama HDP ile tartışırsanız direkt söylerim, rakamla söylerim. HDP ile anayasa çalışması yaparsanız işte demin söylediğim şeyler gündeme gelir. Herkes de HDP ile başka bir şey tartışamazsınız. Dediklerinizi dersiniz kovarsınız. PKK'nın
PKK'nın Türkiye'yi bölme planlarını ancak tartışabilirsiniz. Başka bir şey tartışamazsınız. Yasamayı, PKK'yla tartışmak, PKK'yla tartışmak. Onu da tartışabilirsiniz. Bakın, HDP'yle tartışmak PKK'yla tartışmaktır. HDP meşrudur dediğiniz zaman yumuşatmaktır bu. Terör örgütünün... Ben demiyorum ki efendim, Türkiye Cumhuriyeti diyor bunu. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları diyor. Millet Meclisi'nde... Tamam. 40-45 tane milletvekili var. Ben demiyorum efendim. İstediği kadar olsun. Tamam. İstediği kadar olsun. Lütfen tamamlayın bu kısır tartışmayı. İktidar olan partiler de kapatılmıştır Türkiye'de. Yanlış anlaşmalara meal vermeyelim. İstediği kadar olsun. Sayın Senem, lütfen beni bir dinleyin. Ben, müsaade buyurun. Ben bir soru soracağım. Lütfen. Sayın Sarı lütfen hassasiyet göstermeyin. Siz tamamladıysanız Sayın Sarı. Hayır, ben hiçbir şeyi yumuşatmam efendim. Elitler rakamlarla konuşurum. Benim HDP'nin meşru olduğunu savunmak, ben de direkt olarak terör örgütünün verdiği zararları yumuşatmaktır. Sayın Sen, lütfen tamamlayın. Efendim, siz çok yumuşatıyorsunuz durumu. Ben çok yumuşatıyorsunuz. Ülke gidiyor, ülkede adalet gidiyor. Hala bilmem nelerden bahsediyorsunuz. Bir günde adalet değil. Yanılıyorsunuz. Tamam, yanılmıyorum. Çok netim, çok eminim. Çok da iyi görüyorum. Çok iyi analiz ediyorum. Siz çok fazla yanılıyorsunuz. Tamam, Sayın Sarı, tamamlamanızı rica edeceğim. Sayın Senem, sizin de bu tartışmaya bir nokta koymanızı istiyorum. Sayın Sevinç, buyurun. Koydum noktayı evet. Koydum. Ben şimdi Sayın Senem'e bir soru sormak istiyorum. Sorun, buyurun. Türkiye'de adalete duyulan güven %27'lerde, yanılmıyorsam toplumun %73'ü adalete güven duymuyor. Ve bu ülkenin gençleri, Türkiye'mizin gençleri, bizim çocuklarımızın %62.5'i yapılan araştırmaya göre, gençlik araştırmasına göre, bu ülkeye yaşanılır olmaktan çıktı, imkanım olsa gider batı ülkelerine yerleşirim diyor. Güle yapılan güle. Araştırmalarda. Ya giden de şimdi, gider zaten yani. Şaban Bey, yapacak bir şey yok o. Bak yok, şuraya geleceğim. Şimdi hani böyle muhalefeti şeytanlaştırmak bilmem ne falan. Şimdi Sayın Nusret Senem'in genel başkan yardımcısı olduğu Vatan Partisi bu hükümeti destekliyor değil mi? İktidarı destekliyor. Sizin iktidarın ekonomi politikalarını, iktidarın başka bazı uygulamalarını asla desteklemiyoruz. Tamam. Onlar ayrı mevzu ama hükümetin bugün Türkiye'nin bütünlüğüyle ilgili, bağımsızlığıyla ilgili... Terör mücadeleyle ilgili politikalarını destekliyoruz. Tamam, doğru mu, tamam? Sevinç, devam edin. Bakın, sizin dediğiniz HDP'ye, sizin desteklediğiniz bu hükümet önümüz bütçeden 2021 bütçesinde 57.550.000 lira hazine yardımı veriyor. Daha iyi terör yap. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu... daha iyi sap. Evet. Bir, iki. Biraz önce kendiniz söylediniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partiler bu partinin İşte anayasaya aykırı faaliyetlerde bulunduğunu ve terörle işbirliği içinde olduğu konusunda bir karar alıp Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına bildirebilirler ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da bunu kapatma davası Anayasa Mahkemesi'ne götürmek zorunda kalır dediniz. Evet, zorunda kalır. Bunu da yapmıyor sizin desteklediğiniz AKP ve MHP. CHP yapsın. AKP desteklemiyor. Siz ya, bunu görüyorsunuz. CHP yapsın. CHP ama öyle düşünmüyor ki. CHP sizin gibi düşünmüyor ki. Evet. Neden yapmıyor? Olarak görmüyor. Peki bu HDP'ye, bu milletin bütçesinden neden 57 milyon lira para veriyorsunuz? Yanlış, çok büyük bir yanlış. Başından beri eleştiriyoruz. Bu arada devreye girmek istiyorum artık Sinan. Her platformda eleştiriyoruz bunu. Bakın şunu demeye geliyorum. CHP için de söylüyorum. Bakın şunu demeye çalışıyorum Sinan Hanım. Siyasetçiler Türkiye'yi bir sorunlar yumağına sokuyorlar. Sorunlar yumağına sokuyorlar. İçinden çıkılamaz bir hale geliyor. Bu ülkenin çocukları şehit oluyor. 10 yıllarca bu ülkenin kaynakları terörle mücadeleye gidiyor. Ama Kürt sorunu var diye de siyasetçiler yine 25-30 yıldır söyleyip duruyor. Hala aynı. Ya, bu Kürt sorunuyla ilgili birkaç başlık söyleyelim. Nedir bu sorun? Başlık söyleyelim lütfen. Ve ülkemiz tıkanmış halde. Tıkanmış halde. Somut bir şey söylemediğiniz zaman bir anlam ifade etmez. Kürt sorunu diyorsanız birkaç başlık söyleyin. Hükümetin nesini destekliyorlar gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Sayın Senem, lütfen bana yardımcı olun biraz. Evet Sinem Hanım, şimdi sıra bana geldi herhalde. Geldi efendim, buyurun. Sinem Hanım, bir cümleyle bitireyim. Tamam Sayın
Sevinç zamanlısı. Çünkü Sayın Sevinç 22'den itibaren başka bir televizyon programına katılacak. Sayın Sevinç bir tamamlasın. Zaten veda edecek bize. Buyurun Sayın Sevinç. Sayın Sevinç tamamladı zannediyorum. Ben tamam yanlışı. Bir saniye lütfen beni dinler misiniz? Şimdi beni bir dinler misiniz beyler? Saat 22 itibariyle. Yani onunla gerekçelendiremezsiniz. Birisi yanlış yapmış. Bir müsaade eder misiniz bana lütfen? Arkadaşlar sesi alalım. Lütfen sayın konuklarımdan rica ediyorum. Saat 22 itibariyle Sayın Sevinç bizden ayrılacak. Sayın Senem bana bir müsaade eder misiniz lütfen? Sesimi duyurmakta çok güçlük çekiyorum. Ne olur bana biraz yardımcı olun. Saat 22'de Sayın Sevinç bizden ayrılacak. O yüzden ikinci bölümde hepinizin çok daha fazla vakti olacak. Sayın Sevinç'in son sözlerini alayım, uğurlayacağım. Bir müsaade edin lütfen. Ben Sinem Hanım, ben tamamladım sözlerimi ama şunu bir kez daha anımsatmak istiyorum değerli izleyicilerimize ve değerli konuklarımıza. Bakın, biz bu sorunu yaşıyoruz. Yani dediğim gibi, ya ben 90'larda parlamento muhabiriydim, gazeteciydim parlamentoda. Bu sorun vardı. Bakın 2020'deyiz, 25-30 yıl sonrasındayız, bu sorun gene var. Ve siyasetçiler bu sorunu bildiği halde, tespit ettiği halde ve ifade ettiği halde çözmüyorlar. Siyasal çıkarları öyle gerektirdiği halde. Peki. Ve bunun bedelini de Türkiye'nin... Geliyorum. Yani Türkiye, geliyorum. Türkiye'nin sorunu, bak Türkiye'nin sorunu, tamam, ülkenin sorunu çözme becerisi gösteremeyen ya da ülkenin sorunlarına kendi küçük siyasal çıkarları paralelinde yaklaşan siyasetçilerden ibarettir diye görüyorum. Peki, teşekkür ederim. Benim şeyim bu. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun Sayın Okumuş. Şimdi dikkatle izliyorum değerli arkadaşlarımı. Ama bir şey var. Birkaç gün önce de Sayın Savunma Bakanı durduk yerde bir şeyler söyledi. Biz dedi, devlet çözüm sürecine lafı getirdi ve bir çözüm süreci başlatmıştık. Çözüm süreci oluşturmuştuk. O çözüm sürecinde devletin samimi ve şefkat kollarını, şefkat dolu yaklaşımlarını paylaşmak istemiştik. Bunun için çok samimiydik ve bir şey için hedefimiz vardı. Evvela bunu bir araya gelip anlaşacaktık ve ondan sonra da meseleyi ortadan kaldıracak. Neydi mesele? Onları anlatmadı ama biz anlıyoruz tabii. Şimdi bu mesele devletin o şefkat kolu diye hala durduk yerde gündeme getirerek hatırlattığı o sürecin bize maliyeti 800 milletimizin evladının şehadetiyle sonuçlanmasıdır. Bunun ekonomik ve diğer sosyal maliyetlerini söylemiyorum. Şimdi biz bu maliyeti, bu 800 şehidi ortaya koyup şehirlerde andımızı hatırlatıyor. Bize hatırlatmasın Nusret Bey. Dedi ki andımızı kaldırdılar diye Şaban Bey'e söyleyince Danıştay karar verdi dedi. Bize niye hatırlatıyor onu? Onu iktidara, ortak oldukları iktidara hatırlatsın. Niye? Danıştay'ın verdiği kararı uygulamıyorsun diye. Bize hatırlatmasın onu. Onu her gün ulusal kanalın yayınlarında jenerik yapsınlar, milletle paylaşsınlar. İktidara psikolojik baskı oluştursun. Sizi böyle bir noktada bölüyor gibi görünmek istemem ama gerçekten reklama gitmem gerekiyor. Arkadaşlarım rejiden sürekli. Tamam. İşte o zaman kapatalım bir. Devam edeceğim mi? Siz de bizim gibi. İktidara hatırlatıyorum, merak etmeyin. Tabii ki edeceksiniz, hiç merak etmeyin. Değerli arkadaşlar, o çözüm sürecinde mutlu Türk diyene, o çözüm sürecinde Türk kelimeleri, andımızlar, yani şefkat ve devletin gülen yüzünü göstermek için kaldırılmadı. Onun arkasında onu kaldıranların başka büyük projeleri var. O projelerle 800 tane memleket evladının toprağın altına girmesine vesile olanlar, bir tarafta başkaları da var. Onlar için de söyleyelim o zaman, Sayın hesap versinler diye. Onlar için de kapatılmak zarureti söz konusudur. Sayın Okumuş, ikinci tura sizinle başlayacağım. Lütfen müsaade edin. Bir daha partisi burada masum mu? Sayın Okumuş. Yani HDP kadar
Bu işte sorumluluk taşıyan bir iktidar partisi. Ülkenin partileri ben başına metiye düşüyor. Duyuramıyorum. Sayın Okumuş, müsaade etmenizi rica ediyorum. Bakın süre ilerliyor. Reklama gitmem gerekiyor. İkinci bölüme sizinle başlayacağım. Ne isterseniz söylersiniz ama lütfen bir müsaade edin artık. Çok teşekkür ediyorum. Aranın ardından bu hararetli tartışma devam edecek. Fikir Meydanı'nda tartışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İlk bölümde bizlerle birlikte olmuştu bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Şaban Sevinç. Kendisine teşekkür edemeden araya gittim. Zira 22'de başka bir televizyon programına katılmak üzere verilmiş bir sözü olduğu için bizlere veda etti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine katılımı için. Ve kalan konuklarımızla devam ediyoruz efendim. Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Sayın Murat Sarı, Milliyetçi Hareket Partisi 25. dönem milletvekili Doktor Uygar Aktan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nusret Senem ve tabii gazeteci büyüğüm Nazif Okumuş, kalan konuklarım. Efendim devam edeceğiz anayasa tartışmaları ile ilgili, söz vermiştim. Son cümlesini alayım Nazif Okumuş'un çünkü bu konu başlığını bu bölümde kapatıyoruz. Sayın Okumuş lütfen son sözlerinizi alayım bu konuyla ilgili, sonra yeni bir konu başlığımız var çünkü. Şimdi Sayın Nusret Bey, HDP ile PKK bağlantısına haklı olarak birbirleriyle bağlantılı olduğunu ifade ederek HDP'nin kapatılması gerektiği sözlerine kadar taşıdı. Ve bunu söylerken bunun Türkiye'ye nasıl zararlar verdiğini anlattı. Ben de şimdi oradan girerek dedim ki daha hala çözüm sürecinin arkasına saklanarak onun devletin bir sabır ve şefkat işi olduğunu söyleyenler var. Hala bu bugünkü hükümetin bir üyesi bile birkaç gün önce söyleyebiliyor. Ve bunu milletle paylaşabiliyorlar. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl? Anlamakta zorluk çekiyorum bunu. Aslında ne demek istediklerini anlıyorum da, yani sanki her an bu ülkenin, milletin önüne yeniden bir paket getirebileceklermiş gibi davranıyorlar. Ama bunun maliyetini, ne olduğunu düşünemiyorlar mı? Şimdi biz PKK'yı anlatırken şehirlerdeki bombalarıyla, hala her gün kahpece pusularıyla veya bir takım eylemleriyle ortaya koydukları tavır ve davranışlarıyla bize nasıl büyük bir acı verdiklerini görüyoruz. Yani şehitler veriyoruz ve biz bundan yola çıkarak böyle bir bağlantıyı kuruyoruz. Peki ülkeyi siyasi anlamda milletten yetki almış irade sahipleri de bu süreçlerin içerisinde ne pahasına götürdüler, taşıdılar? Bu ülkenin valileri terörist başına metiyeler düzdüler. Onun nasıl demokratik bir şekilde Türkiye'nin kardeşliğine, sözüm ona, katkıda bulunduğu masallarını, yalanlarını millette paylaşmaya çalıştılar. Onun için biz kendimizi çok yumuşak bir şekilde kategorize ederek, saflarımızdan bakarak bir tarafa koruyucu, öbür tarafa saldırıcı bir pozisyon almayalım. Bu ülkenin kendi ferdi adamları ne mutlu Türk'ü, ne mutlu Türk'üm diyeneği, Türk kelimelerini andığımızları çözüm sürecinde devletin şefkat ve sabır tarafını yansıtmak için yapmadılar. Kafalarındaki bir projeyi hayata geçirmek için yaptılar. Ve onun karşılıksız kaldığını, millette bir karşılığı olmadığını gördükleri zaman işten geçmişti. Ve şehirlere, dağlarda peşlerinden eşkıyanın, PKK'nın, bölücülerin peşinde yarışarak onları dağlara dar edip şehirlere indirdik. Şehirlerde de bize maalesef böyle kayıplar verdirdiler demek bence biraz hatalı. Peki. Değil, yanlış. Şehirlere bizim o zamanki siyasi iradenin o zaman ortaya koyduğu üslup yüzünden şehirlere indiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Silvan'daki geçişini halka protestolarla göstererek yansıttılar. Dolayısıyla anneler örnek veririm ama içim yanıyor, bunları vermiyorum. Neticede 800'den fazla şehit verdik ve 800'den fazla vatan evladı burada vatan bölünmez diyerek o bölgede can vermiş oldu. Şimdi biz bunun da hesabını soralım. Yani bunun hesabını sadece PKK'dan mı sormak lazım? Bunun hesabını sadece HDP'nin üzerine bir hafta gibi asalım da orada tamam mı diyeceğiz? Bundan çok insan zarar gördü, çok insan. Elhasılı kelam,
biz artık yeni bir kardeşlik hikayesi yazacaksak ki kardeşlik hikayesini Türkiye'nin dört bir tarafındaki insanlar mı yazmaktadırlar. Bu insanlarımızı bir serbest bırakalım. Bu insanlarımızı devletin, milletin gönlündeki şefkatten yola çıkarak devletin samimi insanlarıyla bir araya getirelim. Bak samimi insanlar diyorum. Birkaç oya tevessül ederek oy uğruna istismar edenlerle bir araya getirmeyelim. Bugün Türkiye'de bir takım projeler var. Bakın bugün kamuoyuna yansıyan bir haber daha çıktı. Ağrı Belediye Başkanı yeni bir Türk aydınlarının parti kurmaya çalıştıklarını, bu partileşmenin HDP'den de kopacaklarını da içerisine alabileceğini ama Cumhur İttifakı'nın içerisinde tercihini yapacağını söylüyor. Ha, Cumhur İttifakı'nın içerisinde olursa, HDP'den de ayrılırsa hiç önemli değil. Yani HDP'li bir belediye başkanı, HDP'li bir meclis üyesi HDP'den istifa edip CHP'ye girerse HDP'liler CHP'ye gidiyor. Peki, tamam, İyi Parti'ye giderse HDP'liler İyi Parti'ye gidiyor. Peki, ama AK Parti'ye gittiği zaman aman yarabbim demokratikleşme mi oluyor? Peki. AK Parti'ye gittiği zaman onlar farklı bir galaksiye mi girmiş oluyorlar? Peki. Yani bu bir tarafta bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani Cumhur İttifakı'nın karşısındaki Millet İttifakı diye ifade edilen bileşenlerle ilgili olarak bir proje adım adım yürütülmeye çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce ve bir şekilde onunla beraber olduğu belirtilen kişilerin sokaktaki tavır ve davranışları, İyi Parti'nin içerisinde Ümit Özdağ'ın ortaya bence haklı olarak koyduğu, bakın onu da söylüyorum, haklı olarak koyduğu ama boyutların çok farklı yerlere taşıyorken yanlış yaptığını düşündüğüm tavır ve davranışları. Şimdi bir de HDP'nin içerisinde oradan bir ses, Ağrı'dan belediye başkanı, yeni bir partileşme var. Bu partileşme daha Cumhur İttifakı ile beraber olur. Yani Cumhur İttifakı ile beraber hareket ettiğin zaman her şey makul, her şeyi alkışlayacağız, her şeyi normalde olağan karşılayacağız, takdir edeceğiz. Ama Millet İttifakı ile olursa orada bir şeytanlaşma var. Şeytanlaşmanın içerisinde bakın, bir kişi daha bir grupla dahil oldu. İşte şeytanlaşma bir adım daha mesafe aldı gibi bakacağız. Bunlar peki. Türkiye'de milleti kandırmaktan peki. Millete doğruları gösterme yerine milletin asıl dertlerini bir kenara bırakıp onları böyle malayani işlerle meşgul etmekten öteye gitmez. Peki Sayın Okur, teşekkür ederim. Diğer konu başlığıma geçmek zorundayım artık. Sayın Aktan'la devam etmek isterim bu bölüme. Şimdi Sayın Aktan, bugün Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Davutoğlu bir araya geldiler. O görüşmenin ardından bir basın toplantısı yapıldı. Tabii ki yeni anayasa çalışmaları soruldu ama bir de şöyle bir iddia vardı ki şöyle bir ifade kullandı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum. Yanıtı Bahçeli veriyor. Beni Çakıcı'yı kastederek, Alaaddin Çakıcı'yı kastederek yeraltı dünyasının bir ismini işaret etti ve onun Çakıcı olduğunu düşünüyoruz hepimiz. Beni tehdit etti dedi. Bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Siyasette siz de milletvekilliği yaptınız. Bu tavır, bu tarz vatandaş olarak ne düşünmeliyim? Tabii bu tartışmaların bu seviyede devam ediyor, sürüyor olması hoş değil siyaset açısından orası kesin. Bir an evvel siyasi tartışmaların belli bir kutuplaşmadan söz ediliyor. O kutuplaşmanın, gerginlik yaratmanın boyutları bu noktaya geldiyse endişe verici bir şey tabii. Söylemlerin biraz daha yumuşaması elbette bütün taraflar açısından faydalı olur. O konuda daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Peki Sayın Sarı, siz ne söylemek istersiniz bu konuda? Yani sonuç olarak ben de burada bir partiler üstü bir uzlaşmadan söz etmek istiyorum. Hiç kimse bu şekilde herhangi bir siyasi parti liderine herhangi bir sözlü, yazılı tehditte bulunamaz.
Bunlar siyasetçilerdir. Siyasetçiler özgür olarak siyaset yaparlar. İşin açıkçası ben bir birlik de görmüyorum burada. Yani ben Nazif Bey'in söylediğine çok iyi katılıyorum. Çok da destekliyorum. Altına da imza atarım. Yani bir taraf yaptı mı bunlar millet devlet için oluyor. Öbür taraf yaptı mı işte devletin karşısında oluyor. Ama bu aynı şey bu iki kutupun içerisinde de var. Yani sadece tek bir kutup için söylemiyorum. Yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı dediğimiz zaman Millet İttifakı içinde de Cumhur İttifakı'nın yaptığı bir şeyi yaptıkları zaman oh çok güzel. Ama bu Cumhur İttifakı yaptığı zaman bunu çok kötü devlet karşıtı şey. Böyle şeylerle, böyle olaylarla çok karşılaşıyoruz. Bu da siyasetin doğasında olan bir şey diye varsayıyorum. Ama bugün içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bunu dayatıyor. Siyasi partilerin hepsine dayatıyor. Yani düşünebiliyor musunuz Ahmet Davutoğlu'yla ki bence AK Parti içerisinde büyük eleştirileri yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ahmet Davutoğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu aynı masa üzerinde basın toplantısı yapacak. Yani geçmişte yapılanların hepsinin üzerine bir sümen çekilecek. Yani bir düşündüğünüz zaman hiç olmayacak şeyler oluyor. Bir 10 sene öncesine gidiyorum. Bütün olaylar tam tersi. Bütün her şey işte o zamanlar bu açılım sürecine Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkıyordu. Karşı çıkıyordu dediğim meclise getirin, mecliste konuşalım ya bu böyle olmuyor diyordu ve bir karşı duruş gösteriyordu. Bugün tam tersi bir durum var. Onun yanında yer aldığı zaman. O zamanlar Ergenekon davaları vardı, bugün başka davalar var. O kadar büyük benzerlikler gösteriyor ki özellikle gazetecilerle ilgili davalar. Şimdi her şey tam tersine dönmüş durumda. Bu niye ya o doğruydu ya bu doğru. Yani ikisinde de bir yanlışlık olduğunu vatandaşlar, sokaktaki vatandaş çok net görüyor. İşte bu şeyler çok açık. Yani biz ölçüyoruz. Her ay ölçüyoruz. Her ay gidiyoruz vatandaşa soruyoruz. Bir takım sorular soruyoruz. Bir siyaset kurumu şu anda 25 tane kurum arasında bizim saydığımız soru formuna koyduğumuz pek çok kurumu vardır devletin ama siyaset kurumu, siyasi partiler en sonda ve sadece %25'i falan memnun siyasi partilerden güveniyor vatandaşlara. Yani bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? İstemeye istemeye şu partiye bu partiye değil oy veriyor insanlar. Aslında çünkü, Sayın Sarı her şey %50 artı bir mi sebebi? Bu kadar kutuplaşmanın, bu kadar aslında hiç bir araya gelmeyecek kişilerin gelebilmesi, sizin söylediğinizi evet. Tekrar etmeye çalışıyorum. Tüm bunların sebebinin bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tamamıyla bu olduğunu düşünüyorum. Tamam, doğru anladım. Bakın benim bundan 10 sene evvel CHP ile MHP aynı yolda yürüyordu. Aynı şeyleri söylüyordu yaklaşık. İkisi de bu Türk'üm doğruyum mu kaldırılmasına karşı çıkıyordu. Şimdi daha sonra bu bir taraf yumuşadı, bir taraf devam etti. Ondan sonra Danıştay kararını verdi, tekrar geldi. Ama siyaset dediğiniz ilkeler üzerine kurulur. Deneme yanılma yöntemiyle de yapılmaz. Siyaset bilimsel bir şeydir esasında. Biz açılım sürecini denedik, olmadı. Hadi şimdi bilmem neyi deneyelim, güvenlikçi önlemleri deneyelim. O da olmadı, ne olacak? Siyasetçilerin bunların hepsinin cevabını vermesi lazım. Hepsinin cevabını bulması lazım. Yani bu işte Güneydoğu sonra. Şimdi Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu. Ben acaba çok merak ediyorum. Bir eleştiridir bu. Acaba Kılıçdaroğlu kamuoyunda o zamanlar sorduğu evinde Suriye'de Emevi camisinde niye namaz kılamadınız sorusunu Davutoğlu'na bugün sordu mu? Bakın bütün her şey oradan patladı. Suriye'de yaşananların hepsi orada patladı. Oturup ta o zamanlar karşılıklı oturup konuşulabilseydi ki o zamanlar Başbakan Davutoğlu'ydu veya Dışişleri Bakanı Davutoğlu'ydu. Konuşulabilseydi belki buraya kadar gelmeyecekti. Türkiye orada ağırlığını hissettirecekti. Acaba bu soruldu mu? Veya Ali Babacan'la yan yana geliyor ki çok fazla eleştirdi bu konuda ben biliyorum. Londra'daki tefecileri soruyor mu?
sürekli ortada böyle bir laf vardı o günlerde. Bugün hala devam ediyor bunlar tabii. Bugün hala bunlar devam ediyor. Şimdi sonuç olarak bir baktığımız zaman siyaseti alıyorsunuz 10 senede bir, 20 senede bir tersine çeviriyorsunuz. Bir taraf başka bir şey yaparken bir de bakıyor ki sokaktaki tamamıyla politize olmuş vaziyette şu anda. Yani %30 daha, oranında bir kararsız oy oranı olduğu iddia ediliyor. Sizin böyle bir şeyiniz var mı? Ya bu kararsızları biraz tanımlamak lazım. Bu kararsızlar dedikleri şeyler nedir? Ben kararsızım mı diyor. Bakın bu çok önemli. Ben oy kullanmaya gitmem mi diyor. Ben geçersiz oy veririm mi diyor. Ben bu sorunuza cevap vermiyorum mu diyor. Peki. Bunların hepsini birleştiriyorlar. Kararsızım. Ben oradaki sorum. Bizim anketlerimizde ben kararsızım diyen 7-8, cevap vermeyen 6-7, oy kullanmaya gitmem diyen 8-9 veya geçersiz oy veririm diyen. Yani böyle bir topladığınız zaman o kadar çok yüksek bir oran yok. Yani ben şahsen %25'lerde, %30'larda bir oran yok. En son bitirdiğimiz ankette %12'ydi. Onlar da oy vermeye gitmeyeceğini söylüyorlar bir sonraki soruda. Yani o kadar net ortaya çıkıyor ki bilmiyorum tabii. Herkesin kendi bir metodolojisi vardır. Herkesin kendi bir yaklaşımı vardır. Şeyi sorarsanız 2018'den bugüne çok büyük farklılıklar yok. 2-3 puan Cumhur İttifakı inmiş vaziyette. Mutabakatını %50 mutabakatını artı bir mutabakatını sağlayamıyor yalnız. En büyük şey bu. Öbür tarafta da işte 2-3 puan birileri yükselmiş Cumhur İttifakı içerisinde de. Millet İttifakı da 2-3 puan yükselmiş gözüküyor. Ha bu bugünden yarına değişebilecek şeyler. Bu 2-3 puandan bahsettiğimiz 2-3 puan da zaten yüzer gezer dediğimiz oylardan bahsediyoruz. Evet. Yani bugün böyle diyor, yarın başka türlü de diyebiliyor. Bu tarafa da geçebiliyor. Sonuç olarak yani bugünkü açıklamaların hepsi, bugünkü açıklamada yine bu Cumhurbaşkanlığı, bugün beraber verilen bu basın toplantısında yine bu Cumhurbaşkanlığı hükümet zemiyle ilgili bir basın toplantısı. Emin ol. Ne, son cümlenizi duyamadım, özür dilerim. Bir daha tekrar eder misiniz lütfen? Bugün yapılan basın toplantısı da %50+1'in gereksinim duydurttuğu Cumhurbaşkanlığı tamam. Hükümet sisteminden kaynaklanıyor. Peki teşekkür ederim. Sayın Okumuş, Sayın Senem size geleceğim ama Sayın Okumuş'a bu noktada bunu sormak istiyorum. Sonra tabii vurucu bölümde size döneceğim. Şimdi Sayın Okumuş, uzun yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. Birçok seçimi takip ettiniz. Birçok siyasi parti lideriyle bir arada bulundunuz. Siyasetçiyle bir arada bulundunuz. Hep nabzı tuttunuz bir şekilde. Hiç bu kadar, yani şimdi bir zaten hani ilk kez böyle ittifakların olduğu bir sistemden söz ediyoruz ama şimdi Millet İttifakı'na bakıyoruz. Millet İttifakı'nda İyi Parti ayağında kıyamet kopuyor. Ümit Özdağ ihraç ediliyor. İsmail Koncuk istifa ediyor. Daha önce Halaçoğlu zaten etmişti. Sonra CHP tarafına bakıyorsunuz. CHP'de de Muharrem İnce diyor ki belki parti kurarım, halk beni istiyor. İhraç edileceğiz mi göreceğiz diyor. Ya bir anda böyle bir şey var. Bir anda her şeye rağmen bir şekilde duruyor görünen ve kendi içinde sorunlar yaşamadığı görülen. Gerçi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak affını istedi ama baktığınız zaman sanki Millet İttifakı'nda biraz daha böyle bir karışıklık, bir stres, bir gerginlik hissediyor musunuz? Sinem Hanım, tabii ki sizin durduğunuz yerden öyle gözüküyor ama çok teşekkür ederim. Bir flashback yaptınız. Ben gazetecilik ve siyaset hayatımda gerçekten 74'ten beri siyasi partileri takip etmiş bir insanım, eden bir insanım. Ama böylesini görmedim. Ama nasılını görmedim? Bakın Türkiye'de belediye başkanları, seçilmiş belediye başkanları görevden alındı. Eskiden olsaydı bu tefrika olurdu, tefrika. İnsanlar bunu yazamadılar. Sadece koskoca İstanbul'un, Bursa'nın, Ankara'nın belediye başkanları alınırken birinci sayfayı haber olarak bile taşımaktan kaçınan yayın organlarımız oldu. Bunlar manşetli, günlerce devam edecek, iki tarafın karşılıklı mikrofonlar uzatılacak haberlerdi. Dolayısıyla bunlar yaşandı Türkiye'de. Başka Türkiye'de neler yaşandı? Bakanlar azledildi. Şimdi Maliye Bakanı'nın istifası az bu iş değil. Sanki iktidar partisinde
her şey güllük gülistanlıkmış gibi gösteriliyor. İnsanlar o tarafa mercek tutamıyor, o tarafa mikrofon uzatamıyor. Türkiye'de muhalefete sorulanların onda biri iktidara sorulamıyor, iktidarın bileşenlerine sorulamıyor. Türkiye'de iktidarın içerisinden biri başbakanlık yapmış ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bile partinin genel başkanı, kurucu genel başkanı, hala genel başkanı olan Cumhurbaşkanı'ndan bile girdiği seçimde 5 Kasım'da oy almış, yani en fazla oy almış Ahmet Davutoğlu parti kuruyor. Bunlarla ilgili yayınlar yapılamıyor. Onun için sadece Millet İttifakı'nda değil, Cumhur İttifakı'nda da çok büyük problemler var. Maliye Bakanı, aynı zamanda kayınpederi olan Sayın Cumhurbaşkanı'ndan habersiz, belli ki istifa ediyor, ayrılıyor. İnanılmaz şeyler bunlar. Velhasılı kelam, Türk siyaseti çok ciddi bir şekilde doğurgan bir yapıya tekrar girdi. Yani dişilik vardır Türk siyasetinde. Çok iddialı insanlar her zaman çıkar. Parlamenter sisteme, çoğulcu parlamenter sisteme geçtiğimizden beri bu tarafa hep Türkiye'de partilerin içerisinden partiler kurulur. Bunları özetlemek istemiyorum. 70'li yıllar hep böyle olmuştur. 80'li yıllar böyle olmuştur. 90'lı yıllar. Sadece siyasette sanki doğurganlık, yani yeni parti kurulması 2002 AK Parti'den sonra iki İdris Naim Şahin'le Kütahya Milletvekili bir İdris vardı. Onun kurduğu adrese teslim partilerin dışında bir türlü parti kurulamadı. Bir de Abdüllatif Şener parti kurmuştu ama o hemen işi rölantiye almıştı. Dolayısıyla ilk defa siyasette AK Parti ile beraber aşağı yukarı 14 sene sonra, 15 sene sonra partiler kurulmaya başlandı. Ama bu partiler var mı yok mu, sanki yokmuş gibi ağırlıklı medya, yandaş medya tarafı öyle yansıtılıyor topluma. Demek istediğim odur ki, sorunuza cevap vermiş olayım böylece. Türkiye'de Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce işi çok iddialı söylüyorum. Köşke çıkması meselesi bile bir proje ve mühendislik sonucunda ortaya atılmış ve sırf Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılması adına bu mugalatalar oluşturulmuştur. Şu anda Ümit Özdağ meselesi İYİ Parti'de, evet İYİ Parti'de bir grup peteleşme yaparak Ümit Özdağ gibi kabiliyetleri yüksek ama siyasi sabrı belli ki çok düşük olduğu anlaşılan bir isim üzerinden bu hayata geçirilmiştir. Orada bir işaret sunmuştur. Ümit Özdağ çok doğruları çok farklı yerlere taşıyarak ifade etti. Ona hak veriyorum. Ama Meral Akşener bunu çözebilmeliydi. Çözebilme yeteneklerine sahipti. Onunla bir konuşsaydı, onunla beraber ayrılan çok değerli siyasetçi Adana Milletvekili İsmail Koncu ve hatta aynı şekilde değerli Aydın Çıray, bunlarla konuşsa onların gönlünü alabilecek kişi olduğunu görüyorum ama yapmıyor. O aslında ilk defa kendine göre bir liderlik havasının içerisine giriyor. Bence çok yanlış yapıyor. İleride İYİ Parti daha da sıkıntılı şeylere girecek. Aslında toplumsal bir karşılığı olan parti. Sokağa inmiş, sokakta insanlarla beraber. Daha sıkıntılı bir duruma girecek diye. Sayın Okumuş, İYİ Parti için mi söylüyorsunuz daha sıkıntılı bir duruma girecek diye? Evet, girebileceğini düşünüyorum. Bu Meral Akşener'in bence bencilliğinden, yani sokakta bu kadar efor sarf ederek milletin gündemiyle örtüşen şeyler yapan ve dolayısıyla milletin tercihine uygun siyaset geliştiren bir Meral Akşener'in içeride, partisinin içerisinde ciddi değerler oluşturan bu insanlarla bir araya gelip onların gönlünü almaktan kaçınmasını çok anlamlı buluyorum. Niye bunu böyle yapar? Yani ya lider kabiliyetsizliğinden, yani lider olamayışından yahut da başka sebepler var diye görüyoruz. Ondan bunu bekliyor. Yani bu arkadaşların o partiden ayrılmasını arzu etmiyor. Ama o bir şekilde kulağın üzerine yatmış, başkaları bir şey yapsın veya onlar gelsin benim elimi öpsünler diye bakıyor. Öyle görüyorum bunu. Şimdi buradan yola çıktığımız zaman yeni kurulan Sayın Babacan'ın ve Davutoğlu'nun kurduğu partilerin kongreleri başladı. Ben bu kongreleri özellikle Güneydoğu'daki seçmenle çok ciddi bir birliktelik oluşturduklarını görüyorum. Batı'da yaptıkları kongrelerin bazılarını çok dikkatli takip ettim. Bu kongrelerde
geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, yani iktidar partisinde kendileriyle mesai arkadaşlığı yapan çok ciddi isimlerin fonksiyonel yerlerde pozisyon aldıklarını görüyorum. Değerli arkadaşlar, yani iktidar yanlısı medya bunları görmezden gelebilir ama sokak bunlara az veya çok bir karşılık veriyor ve sokakta bunların önümüzdeki dönemde daha belirginleşeceğini zannediyorum. Çok ciddi bir şekilde özellikle iktidar partisinden, Cumhur İttifakı'ndan ciddi katmanların önderleriyle buluşabileceğine dair çok bir tespitim var. Bu kanaatin ötesine tespite yönelmiştik. Dolayısıyla bunları biz görüyoruz. Bugünkü hava, Türkiye'deki hava ekonomik ve siyasi çalkantıdan, bunalımlardan dolayı işte muhalefetle Cumhur'da asıl problemler varmış diyerek çok kabaca meşhur bir laftır. Yambaza bak mantığı içerisinde o tarafa yoğunlaşarak gündemi iktidar kendisinden muhalefete yönetmektir. Ama ben bir fayda görüyorum. Ben tartışmalarda sağ olsun Ümit Özdağ biraz farklı boyuta taşıdı, abarttı diyorum ama anayasanın başlangıç maddeleri bizim için çok önemlidir. Benim için de çok önemlidir. En azından bu önemi tekrar Türk milletiyle paylaşabilme ve buraya kimsenin elini uzatabilmesi, kimsenin dilini dolayabilecek bir polemik malzemesi yapmasının ne kadar sakıncalı olduğunu tekrar paylaşabilme açısından faydalı olmuştur diyorum. Sözlerimi noktalamış olayım. Teşekkür ederim Sayın Okumuş. Sayın Senem, katılıyor musunuz son bölümde söylediği söze Sayın Okumuş'un? Ümit Özdağ biraz abarttı ama İYİ Parti için aslında sıkıntı bundan sonra başlayabilir. Yani Millet İttifakı'nın da kilit partisi İYİ Parti. Size göre İYİ Parti'de bundan sonra daha büyük sıkıntılar yaşanabilir mi? Geçtiğimiz gün programımıza katılmıştı Sayın Halaçoğlu. İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra ilk kez şöyle bir ifade kullandı. Biz onlar varsa biz yokuz diyen kişilerdik dedi. Sayın Halaçoğlu bunu bizzat kendisi söyledi. Şimdi baktığınız zaman İYİ Parti'de olanlara, siz de deneyimli bir siyasetçisiniz. Aslında biraz da hani olanlar olacakların habercisi gibi görünüyor diyebilir miyiz? Sayın Okumuş'un tabii ki fikirleri, kendi görüşleri. Katılmak durumunda değilim, onu ifade edeyim. Birçoğuna katılmıyorum ama şu önemli, tabii ki Ümit Özdağ'ın özellikle FETÖ ve PKK konusunda yapılan, ortaya çıkan durumla ilgili görüşlerini dile getirmesi son derece önemli. Zaman açısından da bence çok önemli. Sayın Okumuş farklı düşünebilir. Ama ben zamanlama açısından da çok doğru bir zamanda gündeme getirdiğini düşünüyorum. FETÖ açısından İstanbul İl Başkanı'ndan hareketle geçmişte yapmış olduğu uyarıları Sayın Hoca dile getirdi. Ümit Hoca dile getirdi. PKK açısından da işte bu anayasa meselesi gündeme getirilmiş oldu. Şimdi ben olaya şu perspektiften bakmak gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz birkaç ay evvel bu bir rant raporu gündeme geldi. Türkiye'nin gündemine çok tartışıldı. Ardından Biden'ın muhalefeti destekleyeceğiz, hatta isimler vererek muhalefeti destekleme fikri gündeme geldi. Biliyorsunuz rant raporunda açık olan hangi muhalefet partilerinin bir araya getirilmesi ve bu hükümetin hangi şekilde düşürülmesi gerektiği yazılıyordu. Ben olaya bu perspektifi ortaya koymadan yorumlar getirildiği zaman eksik kalacak diye düşünüyorum. Yani Sayın Sarı da ifade etti. Yani olay bir Cumhur İttifakı Millet İttifakı arasındaki %51'lik meseleden kaynaklanmıyor. Ortada Amerika'nın bir Türkiye'ye yönelik bir projesi var. Bir iktidar projesi var. Darbeyle olmadı, seçimle yapacağız diyorlar. Ve o seçimle yapma projesi, muhalefete biçtikleri bir misyon var, bir rol var. Ve o role uygun olarak muhalefeti birleştirme çalışması yapıyorlar. Davutoğulları, Ali Babacanların parti kurmalarını bu çerçevede
görüyorum. Amerika'nın bu talepleri doğrultusunda ortaya çıkmış girişimler olarak görüyorum. Bu HDP ile birlikte anayasa hazırlığını da aynı kapsamda bir çalışma olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani geleceğe yönelik Amerikan iktidar projesinde rol alacak güçler kendi aralarında hangi noktalarda birleşecekler onun çalışmasını yapıyorlar. Tabii bunun açığa çıkması panik yarattı. Aynı şey İYİ Parti'deki iddiaları açısından da düşünülmesi gerekir. Buğra Kavuncu'nun ilişkileriyle ilgili olarak iki gün önce benim Aydınlık'ta bir yazım yayınlandı. Orada da anlatmıştım. Yani o öyle tesadüfi ilişkiler vesaire değil. Özbekistan'daki imamın, FETÖ imamının 97'de Kazakistan'a geçtiği ve orada da bunlarla içli dışlı bir faaliyet içerisinde olduğu anlaşılıyor. Enver Altaylılarla. Enver Altaylı'nın aynı şekilde Azerbaycan darbesinde Özbekistan'da Kerimov'a karşı darbede oynadığı rolleri kendisi anlatıyor. İrfan Ülkü'nün kitabını sayın okumuş, mutlaka okumuştur. Orada evet. Azerbaycanlıların başında söylediklerimi anlatamam diyor. Nedir o anlatamayacağı şeyler? Azerbaycan'da Aliyev'e karşı yaptıkları darbede oynadıkları roller midir? Örtülü ödeneğin paralarını aralarında paylaşmaları mıdır? Nelerdir yani? Bunun bir sürü şeyler var. Dolayısıyla o ilişkiye, o ilişkinin açık edilmesi öyle basit bir olay değil. Hocanın oradaki tavrını ben çok değerli buluyorum. Türkiye'nin bugünkü durumu açısından, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik projeleri bakımından, onları açık etmek bakımından çok önemli buluyorum. Çok önemli buluyorum. FETÖ'nün İYİ Parti'de ciddi bir faaliyet içerisinde olduğunu değerlendiriyorum. Bunu net olarak söyleyeyim. O kapsamda bakmak lazım olaya. Tabii FETÖ bir operasyon yapıyorsa İYİ Parti'de, dolayısıyla orada CIA'nın operasyon yaptığını kabul etmek lazım, düşünmek lazım. Bu çok önemli bir olaydır ve Sayın Özdağ belki siyasi geleceğini de tehlikeye atarak Türkiye'yi öne çıkaran bir şey yaptı, atak yaptı. Çok doğru bir girişimde bulundu ve bu hassasiyeti hepimizin paylaşmasında fayda görüyorum Türkiye açısından. Aynı şey Amerika'nın kara gücüm dediği ve yeniden Suriye'nin kuzeyinde bir devletleştirme girişimi içerisinde olduğu PKK geçerli. Bu anayasa çalışması ile ilgili deşifre de bu açıdan önem taşıyor. Bu açıdan çok büyük önem taşıyor. Onun için Türkiye önümüzdeki günlerde sanıyorum HDP'ye karşı da FETÖ'ye karşı da daha önemli operasyonlara yönelmek zorunda kalacak. Bunu görelim. HDP'nin bu operasyonların sonucunda kapanma davasıyla karşı karşıya kalmasını kaçınılmaz görüyorum. Onu da ifade edeyim. Bunun hiçbir şekilde Cumhur İttifakı veya işte Millet İttifakı arasındaki rekabetle açıklanacak bir yönü yok. Bunu Türkiye'nin daha büyük tehditlere karşı pozisyon alışı görmemiz lazım ve olaya bu çerçeveden bakarsak daha anlaşılması kolay olur bu sorun meseleleri. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Senem. Beni bu bölümde hiç yormadınız. Sağ olun, var olun. Geçen bölümde de arkadaşlarla ister istemez tabii polemik oldu. Kimse kusura bakmasın. Kimseyi kıracak bir şey söylemediğimi sanıyorum. Tabii sağ olun. Teşekkür ederim anlayışınıza. Sayın Akten, şimdi siz siyaset yaptınız. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de 25. dönem içerisinde. Katılıyor musunuz Sayın Senem'e? Rekabetle açıklanacak tarafı yok bu yaşananların diyor. Şimdi bakıyorsunuz merkez sağda kurulmuş bir İYİ Parti. İçinde FETÖ'cülükle birbirini suçlayan bir ciddi bir kesim. Önemli bir isim Türk siyasetinde Ümit Özdağ. Ve hani Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan önemli isimler buradaydı. Siz çoğunu muhtemelen tanıyorsunuz. Yara aldı mı İYİ Parti burada size göre? Böyle bir irtifa kaybı yaşadı mı size göre burada Millet İttifakı ve tabii İYİ Parti? İYİ Parti'nin uzun vadeli olarak bakarsanız, şimdi hissettiği etkiyi zaman içerisinde savuşturabileceğini düşünüyorum. Çünkü
netice itibariyle seçmen bizim toplumumuzda böyle, diğer demokrasilerde de öyle, lidere bakar. Eğer lideri benimsiyorsa, lideri takdir ediyorsa o partiye teveccüh etmeye devam eder. Ha, eğer Sayın Özdağ'ın iddiaları kamuoyunu ikna ederse, yani öyle bir leke kalırsa İYİ Parti'nin üzerinde, elbette seçmenlerin önemli bir kısmını kaybeder. Ama ben kamuoyunu takip ettiğim kadarıyla şunu görüyorum. FETÖ'cülük suçlaması maalesef bütün siyasi partilerin birbirine o kadar sıkça yaptıkları bir suçlama haline geldi ki maalesef hani kurt diye bağıran çoban çocuk gibi gerçek olduğu zaman dahi halk artık bunun sulandırılmış olduğunu düşünüyor ve haklı olduğu zaman bile bunun üzerinde ilk dönemlerde olduğu kadar durmayabiliyor. Kaldı ki bu burada doğru mu değil mi zaten yargıya intikal ettiği için mesele. Bu zaman içerisinde ortaya çıkacaktır ama dediğim gibi çok sulandırılmış bir konu bu suçlama. Herkes beğenmediğini vatan haini, FETÖ'cü, PKK'cı diye suçlamayı bir alışkanlık haline getirdiği için etkisi de sanıldığı kadar olmuyor. Dediğim gibi lidere bakar seçmen. Lideri beğeniyorsa ve bu suçlamaları da artık biraz abartılı bulmaya başladıysa İYİ Parti çok ciddi bir yara almayabilir buradan. Bir şey meselesine de gelmek istiyorum. Sayın Okumuş bunu dile getirdi. Bu önemli bir konu. Milli Savunma Bakanı'nın çıkıp açılım sürecini böyle şefkat dolu, kıymeti bilinmesi gereken bir süreç olarak şey yaptı, gündeme getirdi. Ve Sayın Okumuş dedi ki işte birdenbire durup dururken bu oldu. Aslında tabii neden olduğunu az çok kendisi de gayet iyi biliyordur, hepimiz de biliyoruz. Biden seçildi, Biden oldu. Şimdi Biden seçilir seçilmez bir de baktık ki her şey değişmeye başladı. Şimdi deniliyor ki Millet İttifakı tarafında dışarıdan dayatılan bir proje bu. Ama iktidar cephesi daha Sayın Biden Beyaz Saray'a girmeden bu konuda böyle yalpalamaya başlıyorsa, yani terörle mücadelede Trump gibi bir 4 yıllık bir anomali durumunda elini serbest hissettiği için zaten Türk toplumunun reddettiği bir açılım sürecini bırakıp 4 yıl Trump olduğu için elini serbest hissettiği için terörle mücadele edecek idiyse ve Amerika yeni seçimle beraber fabrika ayarlarına döner dönmez yahu bu açılım süreci de yani şefkatli sabırlı bir şeydi, niye kıymeti bilinmedi falan diye söylenecek idiyse ben ne anladım bu işten? Onun için kalkıp hiç kimse eğer yani bunu yakın takip etmemiz lazım. Cumhur İttifakı'nın yani bu kendi kendine edilmiş bir laf değil. Biden seçildi, ertesi gün böyle bir laf duyduk ve herhangi birinden değil Savunma Bakanı'ndan duyduk. Şimdi eğer Millet İttifakı tarafında bunlar FETÖ'cü, bunlar HDP anayasa çalışması ya. Sayın Sarı'ya şu konuda katılıyorum. Anayasa değişikliği konusundan anladığımız kuvvetler ayrılığı ilkesi ise ben Sayın Sarı'yla bu konuda %100 hemfikirim. Adaletin güçlendirilmesi, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının tekrar ortaya konması ise %100 katılıyorum ve bu konuda HDP ile de bal gibi görüşülür. Eğer konu buysa. HDP ile benim bu konuları görüşüldüyse HDP'nin derdinin daha ziyade malum üniter devlet meselesi olduğunu tahmin ettiğim için itiraz ediyorum. Yoksa kuvvetler ilkesi Türk demokrasisinin şiddetle ihtiyaç duyduğu bir reformdur. Sadece onu yapsalar başka hiçbir şey yapmaya gerek kalmaz neredeyse bu ülkede. Ama dediğim gibi
bu mesele, yani bu Biden'ın gelmesiyle birlikte bu kıpırdanmalar her iki tarafta da yakından takip edilmesi gereken bir şey. Millet İttifakı'nı bu konuda mercek altına alınıyorsa, ki alınmalıdır, aynı tutarlılığı Cumhur İttifakı'ndan da beklememiz lazım. Çünkü ben size çok açık bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki siyasi partilerin HDP hariç hiçbiri bu konuda açılım bir şeye girmeyi istemez. Hepsi bilirler ki tabanları ve seçmenleri bunu istemiyor. Zaten AKP'nin yani bundan vazgeçmesi topluma bir türlü kabul ettirememesinden kaynaklanıyordu. Dolayısıyla Türkiye'deki HDP hariç siyasi partiler böyle bir yöne giriyorlarsa, bilin ki dışarıdan gelen baskıları idare etmeye çalıştıkları içindir. Ve hep bu ikileme içerisinde kalırlar. Dışarıdaki ilişkilerine şey yapabilmek için, yani iyi tutabilmek için buna sıcak bakıyor durum gibi bir tavır alırlar. Ama içeride kamuoyu bunu haklı olarak kabul etmiyor. Dolayısıyla fazla bunu dayatamıyorlar. Siyasi partiler maalesef bu konuda hani hep söylüyoruz ya, 10 yıl evvel böyleydi, şimdi roller tersine döndü. Şu aslında her defasında aynı nedenle oluyor. Dışarıdan gelen baskı, dışarıya şirin görünme ihtiyacı burada bunu pişirip pişirip ortaya getirmelerine neden oluyor. Ama açmazda kalıyorlar çünkü kamuoyu haklı olarak bunu, böyle bir açılım sürecini reddediyor. O yüzden biz bu filmi seyretmeye devam edeceğiz galiba. Sadece yapmamız gereken şey, bunlar fikir değiştirdi, bunlar dün böyle dedi, bugün şöyle dedi. Hayır, elleri serbest kaldığı zaman terörle her siyasi parti mücadele et. Ama Amerika'da çok anomali diyebileceğimiz bir 4 yıl oldu. Trump gibi bir adam geldi, sistem dışında bir adam geldi. Onu gayet iyi idare etmeyi bildi bizimkiler ve dolayısıyla zaten yapmak istediği şeyi, terörle mücadeleyi yaptı. Başka bir parti olsaydı o da yapardı diye düşünüyorum. Ama şimdi tekrar fabrika ayarlarına döndüğü için Amerika yine aynı açmazda kalacağız. Yani güvenlikçi politikaları bırakalım, bu işi demokratik olarak çözelim. Soruyorsun kardeşim, demokratik çözümden kastın ne? Üniter devleti ortadan kaldırmak mı? Yok, o değil. Türk kelimesini çıkarmak mı? Yok, o değil. İlk 4 maddeyi çıkarmak, yok, o değil. Peki kardeşim nedir? Yani bu çözümden sizin kastettiğiniz nedir? Biz bir türlü anlayamıyoruz. Peki. Biliyor herkesin olduğunu fakat bunu dile getiremiyor. Peki. Bir taraftan dışarıdan gelen baskıyla bunu böyle savunma ihtiyacı hissediyor. Ama diğer taraftan ağzından özellik lafı çıksa, federasyon lafı çıksa büyük infial olacağı için kamuoyunda bunu da bir türlü dile getiremiyor. Ne siyasiler ne diğerleri. Dolayısıyla biz bu açmazın bize seyrettirdiği filmi tekrar tekrar izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Öyle mi görünüyor Sayın Okumuş? Biz bu açmazın filmini tekrar tekrar izlemeye devam mı edeceğiz? Yani şimdi bir aynı... Değerli, evet yani Sayın Aktan'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel özetledim. Bir cümle daha katkıda bulunmak istiyorum. Dediğim gibi yeni bir Kürt Partisi kuruluyor. Böyle diyor. Tırnak içinde Kürt Partisi kuruluyor. Bundan mutlular. Çünkü Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alacaklar. Ve dolayısıyla puzzle'ı birleştirmiş olacaklar. Oradan da bir soslayarak bir sunum yapacaklar. İşte Kürtlerle de beraber. Şimdi öbür taraftan bakıyorsunuz. Dün hadi PKK'nın siyasetteki uzantısı HDP. Peki bölgede bir parti daha var. Hüdapar diye bir parti var. Bugün istihbarat raporlarının içerisine girmiş söz konusu partinin bazı bakanlıklardaki yapılanmaları, faaliyetleri ciddi bir şekilde sadece bakanlığın içerisinde değil, il ve ilçe bürokrasilerindeki organizasyonlarına dair gazetelerde en son İsmail Saymaz Bey yazdı. Neler yaptıkları gün yüzüne çıkıyor. Dolayısıyla şimdi bu organizasyonlara önderlik eden bir siyasi anlayış var. Şimdi bir taraftan geçmişte yakın bir zamanda bu millete faturası ağır olan, çok çok ağır olan bir çözüm süreci üzerinden örgütün İmralı'daki katiline varıncaya kadar, meydanlarında mektuplarını okutmaya varıncaya kadar
yaşanılanlar ve şimdi de ondan ders alınmayıp onun başka bir versiyonuyla Allah organizasyonlarına kadar girmiş yapılanmalarla bakanlık ve bakanlıkların taşra kadroları dediğimiz il ve ilçe teşkilatlarındaki yapılanmalar ve organizasyonlar şu anda gündeme geliyor. Şimdi yani bir taraftan dertleniyorsun, muhalefeti suçluyorsun, muhalefeti hatta içinde aktör olmadığı bir takım kurmaca işlerle netice alabilir miyim diyerek bir alanın içerisinde hapsetmeye çalışıyorsun. Öbür tarafta kendin her şeyin içerisinde milletin gözünün içine baka baka iş pişirmeye çalışıyorsun. Bu olmuyor. Yani bu millet buna karşılık vermeyecektir. Ve dilerim siyasi gücü elinde taşıyanlar belki son zamanlardaki özellikle artan ekonomik ve siyasi bunalımlardan, sıkıntılardan dolayı bunları kaçırmış olabilirler. Ama bir şekilde gazetelerde çıkan, televizyonlarda kısmen de olsa bazı ekranlarda gündeme gelen bu meselelere dikkat kesilirler de neticesini alırlar. Ama biz bunu mu yapıyoruz? Yok. Biz işte memleketin halini görüyorsunuz. Türkiye'de emekçilerin halini görüyorsunuz. Maden işçilerinin, tarım işçilerinin, Türkiye'de emeklilerin halini görüyorsunuz. Böyle bir fotoğrafa rağmen biz Kıbrıs'a Türkiye'de değil sadece dünyada özgürlük adası olan, dünyada en masum insanların, en saygılı insanların yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'den gidiyoruz. Türkiye'den gittiğimiz o ülkede iki uçak dolusu özel koruma önceden gidiyor. İki uçak korumalara, bir uçak Sayın Cumhurbaşkanı'na ve ailesine, bir uçak AK Parti yöneticilerine ve milletvekillerine, bir uçak Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına ve beraberindekilere, bir uçak da Sayın Dışişleri Bakanı etti. Yedi uçak, en az yedi uçakla Kıbrıs'a gidiyoruz. Eğer o da milletimizden siyasetçilerimizin söylediği gibi, hatırlattığı gibi bazılarının IBAN numarası vererek onlardan 10 lira katkıda bulunmalarını talep ediyoruz. Olmuyor. Peki. Memleketimizde maalesef. Peki, Sayın Okumuş, bunlar, çok teşekkür ediyorum. İnsanların içini acıtıyor. Peki Sayın Okumuş, çok teşekkür ediyorum. Konsensus Araştırma Başkanı Sayın Murat Sarı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nusret Senem, Milliyetçi Hareket Partisi 25. dönem milletvekili Sayın Uygar, Doktor Uygar Aktan, sizlerden bir istirhamım olacak. Bizim için pek kıymetli, pek önemli. Nusret Senem zaten büyüğümüz, abimiz ama özellikle sizden başlamak isterim Sayın Sarı. Çok yakın bir tarihte yayınlarımız Digiturk ve TV bu platformları üzerinden de gerçekleştirmeye başlanacak. Bununla ilgili adım atıldı. Digiturk'e giriyoruz. Sizden de birkaç destek sözü almak isterim Sayın Sarı. Evet, yani Ulusal Kanal'ın Türkiye'nin geneline yayılmış bir böyle iki büyük platformun içerisinde yer almaması, bugüne kadar yer almaması zaten anlaşılır gibi değildi. Çok mutluyuz, destekliyoruz. Şu anda bakın karşımda açık değil televizyonum. Çünkü Ulusal Kanal yok benim burada kullandığım televizyon platformunda. İnşallah çok yakında. Ne zaman olacak? Bir de bunu da öğrenebilirsek. Yani biz şöyle yeni yılda, yeni 31 Aralık gecesi Digiturk platformuna ve TVBu platformuna girmiş olmayı umut ediyoruz. İkisi de Türkiye'nin çok önemli platformları, çok fazla izlenilen platformları. Ulusal kanala hayırlı uğurlu olsun. Renk olacaktır, renk katacaktır diğer kanallara. Darısı diğer böyle renk olabilecek kanalların başına, yani kendi sesini çıkartan haber kanallarının başına diyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Sarı. Yeni platformlarda, yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle. Kırmadınız beni, katıldınız. Sayın Okumuş, birkaç cümlede sizden alayım lütfen. Ben Ulusal Kanal'ın bütün kampanyalarına yürekten destek vermiş ve Ulusal Kanal'ın çok seslilik adına ve Türkiye'de emekçilerin, dar gelirlilerin, yoksulların ve bir şekilde
Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olma hissiyatını yüksek sesle haykırıp bundan gurur duyup da karşılık bulamamanın endişesini ve üzüntüsünü taşıyanların sesi olduğunu belirterek hep kampanyalara destek istemiştim. Ama şimdi son zamanlarda ulusal kanal gene bu sosyal bilimlerin sesi olmakla beraber siyaseten Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alarak çok seslilikte biraz eksiklik hissettiriyor gibi geliyor. Bunu artık söylemezsem dilim şişer. Ama ülkem adına böylesine emekle gıdım gıdım insanların rızıklarından artırarak verdiği paralarla bu platformlara giren ulusal kanalın çabasını kendi çabasından ziyade sokakta Türkiye'nin demokratikleşmesine, Türkiye'nin üniter devlet yapısı ile ilgili hassasiyetlerine ve Türkiye'nin kaynaklarını bir bir elden çıkanlara inat, o kaynakları tekrar millileştirme adına iddiasını taşıyanlara hayırlı olsun derim. Ama o taşıyan insanların bu kaynakları heba eden, bu kaynakları çarçur edenlere karşı da taşıyarak o bilinç içerisinde kendilerini temsil edenlere her zaman uyarıcı vazifeleri yapacaklarına inanarak. Lütfen bu ayrıntıya dikkat çekerek Cenab-ı Allah utandırmasın. O arkadaşlar, o emekçileri kutluyorum. Ne kadar büyük iş yaptıklarını kendileri belki farkında değillerdir ama çok hoş görsünler. Yani o gıdım gıdım helal paralarıyla Türkiye'de fikri bir mücadelenin ikliminde çok özel bir yer tutuyorlar. Teşekkür ederim Sayın Okumuş. Sayın Aktan, sizden de birkaç cümleyle şöyle bir alkış alalım, bir moral alkışı. Evet, ben de çok uzun zamandan beri bu platformlarda ulusal kanalın bulunması gerektiğini düşünüyordum. Tabii bunun zorlukları malum. Uzun zamandır da bu yönde bir mücadele verildiğinin farkındayım. Nihayet bunu başardığınız için sizi çok tebrik ediyorum. Geç olsun güç olmasın diyorum. Mutlaka sizlerin de bu platformlarda nihayet sesinin duyulması gerektiğini altını çiziyorum. Tekrar tebriklerimi sunuyorum. Yeni platformda sizlerle de daha sık pandemisiz günlerde stüdyoda böyle geniş geniş ferah ferah oturma fırsatımız İnşallah. Olur. Çok teşekkür ediyorum efendim. İnşallah. Biz bu akşam itibariyle noktalayacağız. Tüm katılımcılarıma, tüm konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bizden sonra son Sinema 24 benim ulusal kanalla ilgili bir şey söylemişler. Nusret abi, siz mutlaka bu konuyla ilgili konuşmuşsunuzdur başka bir programda diye düşünüyorum. Hayır. İlk konuşacağım. Peki, çok affedersiniz. Özür dilerim. Ben mutlaka konuşmuşsunuzdur diye düşündüm. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Naziksiniz. Türkiye, Türk Milleti Ulusal Kanalı ilk Irak'ın 2003 yılında Amerika tarafından işgaline karşı tezkerenin reddine yönelik yaptığı yayınlarla hatırlıyor. İkincisi, Annan Planı'na karşı Dayan Türkiye Seninle kampanyasıyla hatırlıyor. Ayrıca Ergenekon, Balyoz gibi tertiplere karşı yürüttüğü mücadeleyle ulusal kanalı hatırlıyor. Onun yöneticilerinin de o davalarda büyük fedakarlıklar yaptıklarını, yargılandıklarını hatırlıyoruz, biliyoruz. Türkiye'nin bütün emek mücadelelerinde ulusal kanal emekçilerin yanında. Emekçiler ulusal kanalı kendilerine destek verdiği yayınlarıyla elbette ki hatırlarlar. O bakımdan ulusal kanalın 5 milyon eve daha girmesi, Dijit Türkiye ve TV Bu'ya da girmesi son derece önemli. Bütün milletimizin, emekçilerin, sanayicilerimizin, tüccarların ulusal kanala maddi manevi destek olmasını temenni ediyorum, diliyorum. Buna çağırıyorum ayrıca kendilerini. Bizler de kendi imkanlarımızla maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz. Ulusal kanal Türkiye'ye lazım. Türkiye'nin önündeki mücadeleler açısından ulusal kanalın değeri çok büyük. Bu yönlerde gösterdiği mücadeleler hep hatırlanacaktır. Ben ulusal kanalın çok kısa sürede bu kampanyadan da büyük başarıyla çıkacağını, hatta
kampanyaya az bir miktar belirlemiş. Daha büyük imkanlar gerekir ulusal kanal. Milletimizin teveccühüyle o imkanları da yaratacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Nusret Bey, saydığınız Irak'tan, anlam planında, hayırdan, Ergenekon kumpaslarına varıncaya kadar saydıklarınızın hepsine ulusal kanal seyircisi çok ciddi bir şekilde set oluyor. Ama işte bundan sonra da bunları gerçekleştiren, bunları, bu söz konusu operasyonları destekleyen siyasi çevrelerle de beraber olmamayı da arzu ediyor. Bugünü sayın okuyan, demin siz okuyan değil, okumuş, ben diplomayı aldım. Okuyan değil, okumuş, ben diplomayı aldım. Birbirinize telefon açın, telefonda tartışın, kapatmak zorunda. Bir şey söylediniz. Yok, söyleyemezsiniz. Süre bitti, kusura bakmayın. Bugün yaptıklarına bakmak lazım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz noktalayacağız. Bizim ardımızdan Deniz Çağlayan gece görüşünde sizlerle birlikte olacak. Pazartesi, pazar günü görüşünceye dek lütfen kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın ama belli bir mesafeden bakın. İyi geceler efendim.